Tayfun'un annesi son sözü söylemek için stüdyoya geliyor. Yazıklar olsun diyorum. Çok adi bir şey. Çok adi bir şey. Ve oğlum beni, Elmas'ın annesi geldi. Bana karşı değişti. Beni azarlıyor oğlum. Birazdan canlı yayında. Canıma tak dedi aşk acısı, denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası, evlenecek senle. Canıma tak dedi aşk acısı, denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası, evlenecek senle. Teşekkürler efendim. Hoş geldiniz sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Efendim Türkiye'nin en sıcak, en samimi, en gerçek evlilik programındasınız. Doğru yerdesiniz, hoş hemen geldiniz. Hemen canlı yayın telefon numaramızı veriyoruz. 0212 451 71 71 0212 451 71 71'den bize anında ulaşabilirsiniz. facebook.com/evleneceksengel gerçek Facebook hesap adresi. Ayrıca Instagram hesaplarımızda Seda Sayan VIP ve Uğur Arslan VIP efendim. Evet efendim. O zaman evleneceksel gel. Başlıyor. Tayfun'un annesi gelmiş mi? Evet. Tayfun'la Elmas gördüğünüz gibi burada oturuyorlar. Dün annesi, Tayfun'un annesi canlı yayına bağlandı. Son noktayı koydu. Oğlum benim kalbimi kırıyor. Ben bu evliliğe, bu ilişkiye onay vermiyorum dedi. Oysa ki onlar nikah tarihini almıştı bile. Ama Tayfun'un annesi bugün burada Nazire az sonra karşınızda olacak. Tayfun'un annesi son sözü söylemek için stüdyoya geliyor. Yazıklar olsun diyorum. Çok adi bir şey. Çok adi bir şey. Ve oğlum beni, Elmas'ın annesi geldi. Bana karşı değişti. Beni azarlıyor oğlum. Birazdan canlı yayında. İhsan'dan ağır darbe. Kesinlikle beklemiyordum. İnan şoktayım. Atarlı Çiğdem'in yıkıldığı anlar. Bir kez daha erkeklere olan güvenim tamamen bitti. Yeni aşka yelken açan İhsan ve Hanife'den şok karar. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Ne Çiğdem ne Özel. Birazdan canlı yayında. Evet, evleneceksen gel devam ediyor. Tayfun ve Elmas burada, bakalım bugün ne olacak? Evet, Elmas dedi ki en son noktayı öyle koydun değil mi? Tayfun'un annesiyle yan yana gelmeden, onun onayını almadan ben Tayfun'la evlenmem dedin. Ama dün buraya geldiğinizde, annen de burada oturuyor karşımda. Aytencim hoş geldin hayatım. Nazire'nin, Tayfun'un annesi Nazire'nin telefona bağlanıp ben onay vermiyorum. Halbuki siz nikah tarihinizi almıştınız. Dün yine iş bozuldu. Evet. Şimdi efendim huzurlarınıza Nazire Hanım'ı çağırıyoruz. Tayfun'un annesi Nazire Hanım. Hoş geldin. Anneciğim hoş geldin. Buyur. Nazire'cim hoş geldin. Gel yanıma. Şöyle gel. Yanımda dur. Ayten gelin şurada bir dünür, iki dünür gel. Şöyle aranızda sizi bir gel, iki kaynaştırayım, dünür. Bir buluşturayım. İki gel, dünür Ayten'cim. Bir olunca samanlık seyran olur. Gel. Gel iki dünür bir. Siz ilk defa karşılaşıyorsunuz değil mi? Evet. Hadi şöyle birbirinize bir... Tayfun'un annesi, Elmas'ın annesi. Elmas'ın annesi ve Tayfun'un annesi. Hoş geldin komşu. Nasılsın? İyi misin? Evet. Niye öylesiniz birbirinize? Bilmem. Gelin anneniz gillerin elini öpün. Gelin bak. Öp Tayfun'un annesinin elini Elmas. Oh. Hemen bulursun sen. Aferin. Bravo.
Şimdi konuşacak çok şeyimiz var. Ayten'i ve Nazire'yi locaya alıyoruz. Çocukları da yerlerine alıyoruz. Nazire ve Ayten. Ayten al dünürünü götür oraya. İki dünür bugüne kadar yan yana bile gelmediler. Biraz Nazire mesafeli. Çünkü kalbi kırık. Dün gözyaşlarıyla telefona bağlandı ve kalbinin neden kırık olduğunu söyledi. Benim oğlum çok değişti diyor. Birazdan neden değiştiğini ya da belki de kendisine öyle geliyor. Anne oğul da konuşacaklar. Birazdan bunların hepsini konuşacağız ama ilk önce Elmas'la Tayfun'la ilgili kamera arkası görüntülerimiz varmış. İzleyelim. Hadi. Sonra annelerle çocuklarla hep beraber konuşacağız. Evet. Bir dargın bir barışık giden ilişkide dün kimsenin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı. Elmas kulağıma eğildi, dedi ki biz nikah kararı almıştık ama annesi böyle diyorsa hiç ben olmaz. Evlenemem Seda abla diyor. Nasıl yapalım abla yani Seda böyle Seda oldu Hanım, mu? Seda Hanım hayırlısı da odur, hayırlısı da odur. Hayır ben istemiyorum Seda Hanım. Kim ne dedi ben sana? Ben kapatıyorum. Kim ne dedi, kim nasıl doldurdu bilmiyorum ki anne, sen böyle konuşmazdın ya. Oğlum doğru konuş, kimse beni dolduramaz, aklım başımda çok şükür benim. Tayfun'un annesi Nazire Hanım Nuh dedi, peygamber demedi. Oğlum ben istemedim bir gelini, istemedim bir evliliği. İç güve gidiyor. Yazıklar olsun diyorum. Çok adi bir şey. Çok adi bir şey. Ve oğlum beni, Elmas'ın annesi geldi. Bana karşı değişti. Beni azarlıyor. Beni azarlıyor oğlum. Şimdiye kadar yapmadığı bir şey yaptı. Gözyaşlarıyla stüdyoyu terk ettiler. Belki de dilimden bu şarkı düşmez. Dilim söylese de gönlüm hissetmez. Bilsem bile beni için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Ayten Hanım kamera arkasında kime ateş püskürdü? Kimin çocuğunun numarasını bozuyorsunuz? Boşuna bakma. Neden ya Allah aşkına? Hiç utanmıyor musun buna? Dost gibi duruyor, düşman gibi vuruyorlar oğlanın sırtından, ne kızın sırtından. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi Tayfun ve Elmas'ın arasını bozmakla suçlanan isim Emrah. Elmas ve Tayfun'a rastlıyoruz. Hafta sonu yüzü gülen, neşe saçan o çiftten eser yok şimdi. Her şey iyi gidiyor aramızda ama gene şimdi annesi istemiyor. Bir de korku var, Fransa'ya gidince işte ne yapacak? Solistliğine devam edecek orada. Elmas da bir anne olarak anlıyor Tayfun'un annesi Nazire Hanım'ı. Tayfun'a aynısını tavsiye etmem yani, ailesinin reddetmesini benim için. Annesinden ben tek dileğim, oğlunun mutlu olmasını istiyorsa bu işin onaylamasını. Tayfun'un yıkıldığı anlar. Çok üzüntülüyüm, çok şaşkınım yani. Mutluluk diye bir kelime var. Hayatımda hiç görmediğim, tatmadığım, tam tattığım zaman hep böyle mutsuzluğa çevrilen bir olay. Evet, Tayfun Elmas burada, anneleri burada. Artık bugün bu iş nihayetine bağlanacak inşallah. Nazireciğim, dün gözyaşları döktün telefonda. Bugün işte oğlun karşında dünürün eğer olacaksa inşallah olsun istiyoruz. İnşallah. Yanında. Oğlum bana karşı değişti diyorsun. Evet. Elmas'ın annesi oraya geldikten sonra oğlum değişti. Nasıl değişti Nazireciğim? Seda Hanım, hani ben telefon açıyorum. Kapatıyor. Tamam anne kapat. Biraz sonra görüşürüm. Ne oldu? Biraz önce yine görüştük anne. İkide bir niye arıyorsun? Kapatıyor. Peki sen bunu niye Ayten'e bağladın? Onlar yüzünden mi değişti oğlum? Yani bu yeni zamanda böyle oldu. Benim oğlum bana karşı böyle değildi diyorsun. Hiç değildi. Peki Ayten'in şu söylediğinden dolayı mı tavırları değişti? Sen dedin ki telefonda, hı hı. Ayten Hanım'ın ben ona sahip çıkarım, ben bakarım, ben arkalarındayım demesi mi Tayfun'un tavırlarını sana değiştirdi sence? Çünkü sen dün telefonda yine dedin ki benim oğlum üç küvesi gidecek oraya dedin. Evet. Ona mı üzülüyorsun? Evet, çok üzülüyorum. Elmas'ın annesi dedi, ben senin oğlunu ellerimle bakarım, beslerim, Fransa'da yanımda olur. Sen benim yerime artık başka biri mi ona anne, ona mı üzülüyorsun? Evet. Ayten sen konuş dünürünle biraz.
Seda Hanım ne yapmamız gerekiyormuş? Ne diyecek? Ben onunla annene şunu konuş, bunu konuş asla demem. Haddime de düşmemiştir. O da bir anne benim gibi. Benim de 5 tane çocuğum var. Ben de daha ilk kapısına oturacağım. Daha 4 tane oğlum var. Ben diyemem. Ne diyebileyim ben o çocuğa? Yok. Bu işi onaylamıyorum diyemem. Oğluma da olsun, kızıma da olsun. Tabii peki ki o da bir evladımız oluyor. Niye birbirimize dönüp konuşmuyorsunuz hiç? O da bir evladımız oluyor. Sizin yani. Bir dargınlığınız oldu mu hiç konuşup telefonda falan birbirinize küstüğünüz oldu? Ben kendim aradım. Gamze Hanım'ın telefonundan biraz aradım. Biraz önce tokalaşmadınız da o yüzden. Fransa'dan aradım. Bilmiyorum benim haberim yok. Ben yaklaştım ama. Ayten, sorsana Nazire'ye. Yani ne yapalım, ne istiyorsun, nasıl olsun? Bu çocuklar nikah kararı aldılar. Ne yapalım Nazire Hanım, sen ne istiyorsun, ne düşünüyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Oğlum beni dinlemiyor. Ben Seda Hanım hiçbir şey konuşmayacağım. Beni dinlemeyene ben ne diyebilirim? Bir şey demeyeceğim. Ne diyorsun Allah da senin? Allah işin gücünü rast getirsin. Artık hiçbir şey demeyeceğim. Karar onundur. Ben ne diyeyim? Nazire, elması niye istemiyorsun hayatım? Ya Seda Hanım öyle değil. Hani ne anlaşamayacaklar ya. Ortada belli. İstemiyorum yoksa değil. Oğlunun Fransa, İnsanlar beni yanlış anlıyor. Fransa'ya içgüveye gitmesini mi istemiyorsun? Onu da istemiyorum ama anlaşamayacaklar. Yani benim gördüğüm bir şey var, bildiğim bir şey var daha önce yaşadığımız. Elmas kayınvaliden karşında anlaşamayacaklar diyor. Bence burada Tayfun'dan daha çok sana iş düşüyor. İkna etmen Seda'mla lazım. Biz cumadan beri çok iyi anlaşıyoruz zaten. Üçüncü kişileri artık ortaya katmıyoruz. Ondan anlaşamıyorduk biz. Üçüncü kişiler ortada başkaları olduğu için. Başkaları bozuyordu diye. Aynen. Cumadan beri zaten o üçüncü kişileri katmıyoruz. Zaten millet de umurumuzda değil. Biz sadece artık birbirimize bakıyoruz. Tamam bunları bak. Ben, kayınvalideni anlat. Nazire Hanım'ı anlat. Hiçbir şey anlatmayacağım. Sadece kararlarına saygı duyacağım. Ama öyle deme. Bak yanında ya sevdiğin adam. Ya ben mücadele ediyorum. Seda abla baştan belli. Sevdiğimi de söylüyorum. Yani orada yani oğlunun hiç üzülmeyeceğini de yani zaten söylemiştim annesine de. Karar annesinin kararı ve Tayfun'a bırakılmadı. Şimdi bugün anneler ne derse o mu olacak yoksa anneler ne derse desin gençler ne derse o mu olacak? Ben Tayfun'a bırakıyorum. Artık bir şey demeyeceğim. Tayfun annenle sen konuş oğlum. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde bu olay buraya geldi ama bu son geçen haftadan bahsedelim. Şimdi annemin kızdığı şu. Geçen hafta sadece diyor ki hani ben görüştüm. Kendisiyle görüşmüşler zaten. Hani sinir ve hani stres yapma yayında hani bağırma ona. O da sana şey yapmasın, bir laf söylemesin. Birbirinizi incitmeyin ya görüşmeye devam edersiniz. Ayrılırsanız da güzelce ayrılın demiş. O da geçen hafta böyle bir hararet oldu. Gene bir sıkıntı yoktu. Biraz kendini tutamadı. Ona çok kızmış ilk başta. İkinci konu Ayten anneye şöyle kızmış. Hani Tayfun için gelmedim farklı adaylar demesini hala unutamıyor. Başka bir şey normalde hani olumlu bakacaktı diye düşünüyorum. Öyle ben. O olay biraz değiştirdi işin Ayten'in akışını. Ayten'in öyle demesine mi bozuldu? Biraz o iki evet, olay. Evet Seda Hanım yani ne bileyim bir günde 10 defa değişiyorlar yani. Gene diyorum dün de dedim. Yani kararlı. Beni korkutuyor. Güvenim kalmadı. Peki Ayten cevap vermek istiyor buna. Nezri Hanım sen ilk baştan onaylamadın. Ben hiç seslenmedim. Hiç de kızmadım sana. Sen bir annesin benim gibi. Bak yani, ben ona kızmıyorum. Yok. Benim kızım da ikisi şey deyince onaylamıyor deyince ben de çocuğuma bağlayayım tabii ki. Farklı adaylara bakın dedim. Bu normal benim bu bunca az bir hata değil ki. Onlar elbisesini giydi orada bak onaylamıyorum diye bağırdım. Dünya duydu. Tüm ama Nazireciğim olmaz öyle. Ben hiç kızmıyorum senin yaptıklarını, çektiklerini ama. Ben anne yanlış diyorum, bir şey yapmıyorum. Bunlara da diyorum anne, o bir anne. Onun bildiği bir şey var. Hiç evet. Kimse karışmasın. Evet hep söyledi öyle, hep olumlu konuştu. Ben her zaman senin annen karnında de durdum. Senin dedim, iyiliğini o bir ister anne. Dedi zaten. Mehmet'in annesi de burada bak. Evet evet. Asla böyle anne öyle düşünme yani. Geldiğinden ben, beri değişti falan diye bir şey yok. Çocuğuna olumsuz hiçbir şey demedi. Çocuğuna Seda senin öğretmeyip de annene şunu söyle bunu vallahi demedi. Tabii. Diyemem de. Hep de güzel düşmüş. Konuştu. Ben peki, de 5 çocuk annesiyim. Hep seni yüceltti biz. Yani. Peki gurbetçiyik yani. Ayten Hanım sen beni aradın. Dedin ki işte Seda Hanım bak ben feşli geçirdim rahat konuşamıyorum. İnan ki bak çok hastayım. Geçmiş olsun. O olay da benim yüzümden olduğu için evet o geçmişteki. Onun yüzünde feşli geçirdim. Benim hatam yani. Nazire'ye bir de. Beni aradı konuştuk. Dedi ki işte nişan olmayacak hemen işte alıp götüreceğim falan. Ben de dedim ki bu çocuk müzisyen dedim hani başka iş yapamaz. Orada dedim acaba iş bulabilir Gürkan'a mi? Gürkan'a ver Gürkan uzatır. İş evet. Bulabilir mi dedim. İç hayatım.
kadıncağız şey oldu. Çok gergin Tayfun annen. Çok gergin. Dedim ki hani ancak bir sene, yani bir seneye kadar dil öğrenir veya iş bulur. Bana dedi ki ne diyorsun sen dedi, böyle bağırdı biliyor beni. Yok, yani dedi olmayacak mı yani, ne diyorsun mi sen dedi. Biraz evet, konuşma kapattı. Tarzı öyle onun şey. Arada yani yarım dakika geçti, Tayfun beni aradı. Bana bağırdı çağırdı, dedi sen ne dedin kadına dedi. Komşum da vardı, oturuyorduk. Dedim oğlum ben bir şey demedim. Böyle böyle söyledim dedim. Ve çok üzüldüm, ağladım. Ne oldu Ayten o gün aranızda? Bak Nazire'nin çok gücüne gitmiş. Bilge'den aradığımda mı bağırdı? Canım? Evet. Yarım Tanrı dakika geçmedi, beni aradı bana bağırdı. Siz müdahale etmeyin. Artık beraberle mi bilmiyorum. Bak benim annem gelmiş buraya. Kesinlikle siz müdahale ederseniz. Dışarıda aradı. Ben kabul yorum istemiyorum. Hiç kimse konuşmasın. Peki dünür konuşlar. Seda Hanım yorum olursa kalkar giderim. Tamam, ben kimseden yorum istemiyorum. Tamam anneler evet konuşsun. Ben dışarıda tamam aradım. Kanka abim gelmiş buraya kadar. Ankara'dan gelen bir arkadaşların telefonundan. Bizim telefonlarımız Tayfun'un abisi de burada. Hoş abi, geldin. Hoş geldin. Hoş geldin var abi. Var mikrofonu var. İsmini söyler misin? Dışarıda konuştum ki kimse duymasın diyeyim. Bağırmadım. Annem biraz kırgın olabilir Seda Hanım, Elmas Hanım'a ama... Ya biz kardeşimin arkasındayız yani, hiçbir şekilde her konuda yanındayız mağdur yani. Etmeyin. Biz onun mutluluğunu İsmini isteriz. İsmini söyler misin? Metin Seda Hanım. Metin, birazdan konuşacağız seninle. Hoş geldin seninle. Metin. Hoş geldin. Ayten gerçekten konuşurken Nazire'ye sesini yükselttin mi? Biraz. Filya'dan dışarı evet çıktım. Nazire Hanım arkadaşımın telefonunu aldım. Bir de ben konuşayım. Ver bununla dedim. Ha. Dedi ki benim çocuğum 10 senede dili öğrenemez. Lütfen bir şey öğrenemez bak doğru dedi konuş. 10 sene, 1 sene dedim. 10 sene demedim. 10 sene demedim. Çünkü sene ben dile zaten yattım bir çocuğum. 1 sene. Ben de dedim ki dili öğrenmekte ne var dedim. Öğrenir dedim. Aynen zaten dedi hemen alıp dur götürecek Tayfun halimiz ha yok dedim. Yani dedim gel bunların başına da dedim Nazire Hanım işi bitirelim gayri dedim. Yani ben kendi elimle dünür oldum şeye. Oğlanın anasına. Ama şunu da dedim. Senin kız dedim bağırıp çağırıyor, beni korkutuyor dedim, saygısız dedim. Bana Nazire Hanım diyor, el hareketli diyor. Yani bütün herkes izliyor, benim dostum düşmanım var, benim de yerin altında çıkmadım. Ne diyorlar komşularım falan, gelinin çok sinirli mi diyorlar? Evet Seda Hanım bak, bana telefonda konuşmak yasak. Ben yayın başladım, ben telefonu kapatıyorum, kulağım ağrıyor. İnsanlar beni arıyor. Elmas'ın hareketlerini görüp beni arıyorlar. Seda abla ben söz hakkı istiyorum. Hı. Sonuçta bana ben anlatma bunu, kayınvalideni anlat. Ben, bak kadını ikna et. Diyor ben ki o kişilerden hareketleri beni korkutuyor diyor. Ben o kişilerden yaşamayacağım. Ben Tayfun'la yaşayacağım. Tek bir de kızımla. Onlar bana ekmek parasını vermeyecek. Onlar zaten vermiyor ekmek paramı. Hiçbir şeyimi vermiyorlar. Millet ne derse desin Nazire anneciğim, umurumda değil. Ben kendimi biliyorum. Burada üzerime gelindi. Ben geldim geldi. Herkes üzerime geliyor. Burada benim kendimi savunmam çok haklıyım. Çünkü sonuçta benim de bir annem var, benim de namusum var. Ben burada kendimi savunmak zorundayım. Peki tamam, bana karşı olan hareketleri neydi? Onu, ben onu diyorum. Nasıl? Bana karşı o hareketle o tavrın neydi? Ya Nazire anneciğim ne hareketi ya? Ben size hiç saygısızlık bak, yaptım annem mı? Annem şunu söylüyor. Diyor ki hani Mersin'e geldiğinde ben diyor kötü davranmadım. Öptüm sarıldım diyor. Ona çok içerlemiş. Ben zaten onu demedim ki. Bana yüzüme bakmadı. Bunlar yalan söyledin. Ha, yüzüme bakmadı deyince ona içerlemiş. Dur canım, yani dur canım. Sen şahitsin oğlum. Ne dedi Nazire? Seda Hanım bak. Geldiğin Mersin'e. Gürkangil'e gittik. O benim oğlumun kardeşi. Benim o da oğlum, bir oğlum. Biz oraya gittik. Bak hoş geldin dedim. Öptüm. Konuştuk güzel güzel. Ondan sonra giderken yine öptüm, uğurladım. Burada geldi, ben izliyorum. İşte diyor ki annesi diyor yüzünü çevirdi diyor. Bana yüz vermedi, bana bakmadı diyor. Yalan söyledi, çok üzüldüm. Bak Gürkan burada. O konuda biraz içerlemiş yani Seda abla annem. Yoksa bunların cevabı hep Elmas'ta. Yani. Elmas yani konuşsun. İkna Seda abla ya ben ya bunların açıklamasını da yaptım. Bunlar... Hayır sen ya söyledin. Ya Nazire anneciğim soğukla davrandınız ya. Tamam. Tamam hata bende, tamam ben yalan konuşuyorum, artık hep üzerime alacağım. Özür diliyorum ya. Ben sizden son kararı bekliyorum şu anda. Çünkü yemin ediyorum burada oturamayacağım. Hayır. Bak Nazire anneciğim saygımı bozmuyorum, tamam mı? Evet ya hayır. Ben karışmıyorum. Lütfen. Yok karışmıyorum. Hayır karışmıyorum diye bir şey yok. Yok ben annesinin beni, Seda abla onayını almadan hiçbir hareket ben etmeyeceğim. Onay da yoksa karar sizindir. Yarın gideceğim, kesinlikle Fransa'ya döneceğim. Bir şey diyemeyeceğim Seda Hanım. Annesi evet demeden yani evlenmem diyorsun. Yani adliyette söylemiyorum. Evet. Ben karışmıyorum. Ayten sen niye ağladın? Ay canım benim ya. Valla iki aydır ben ağlıyorum Seda Hanım. Kıyamam ben sana. O içeride ağlıyor, bu burada ağlıyor. Üzülmeyin. Ben de otelde abla, ben de yani içime atıyorum. Herkesin yanında ağlayamıyorum yani. Ben haklısın de yastığa kafamı yapma koyduğum zaman düşünüyorum. Uyuyamıyorum bir haftadır vallahi billahi. Yavrum herkes biz de görüyor sizi çok sevdiğimiz, aşkınıza inandığımız için anneleri topladık buraya. Evet abla, Allah razı olsun. Bu nasıl aşk Allah aşkına ya? Böyle bir aşk...
Bilmiyorum ben 54 yaşındayım, ben böyle bir aşk görmedim ya, böyle aşk olur mu ya Allah aşkına? Cahillik yapıyoruz belki anneciğim, haklısın. Yani bizler cahiliz, sizler gibi Nazire, olgun değiliz. Nazire aşk böyle olur be. Vallahi Seda. Böyle çalkantılı. Hayır. Böyle olur zor. Yani inişli çıkışlı. Birbirini kırarak mı, birbirine kötü söz söyleyelim yani böyle i̇şte, laf. Onlar bizim hatalarımız anne. Ya? Hatalarımız bizim onlar. Ekran başında benim oğluma yalancı yalancı diyor. Benim ondan sonra aşağılıyor. Anne. O saygısını bozmuyor. Ben dürüst saygısını olduğumu her zaman söyledim anne. Bir yalanımı gördün mü bu yaşıma asla kadar? Çok şükür. Sıkıntı yok. O sadece kendini ben farklı öyle ifade edemiyor yani oğlum bazen. Sana terbiyeyi, saygıyı, büyükle büyük ol, küçükle küçük ol. Çok şükür. O şekilde büyüttüm seni. Allah razı olsun. Heh. Her zaman söylerim yani anne. Babası öldüğünde 1,5 yaşındaydı. Tayfun. Onu okuttum. Evet abla. Allah rahmet eylesin. Anneni sen ikna edebilecek misin çocuğum? Yani... Ben bu olayda sadece abim ikna eder. Çünkü abim şöyle bir insandır. Her zaman olumlu düşünür. Her zaman iyi düşünür. Benim büyüğümdür, atamdır. Ama Elmas annenin onayını almadan şöyle, ben evlenmem dedi. Evet evet abla. Abim şimdi bana dedi ki oğlum dedi bak hani sen ne düşünüyorsun dedi. Nasıl? Dedim hani çok ciddi evleneceksiniz değil mi? Evet. Tamam dedi tamam. Ben elimden geleni yaparım bu iş olur dedi. Sen yani karar verdin değil mi? Şimdi ben şöyle karar verdim abla. Anlaştık. Şunu anlaştık. Dedim ki bak şöyle 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 şunlar benim şartlarımdır. Hani bunun dışına çıkarsan baştan yapmayalım biz ne bu işi. Ne mesela onlar? Üzülmeyelim. Sinirli hani dedim olmayacak ki şöyle ben senin eşin olacağım. Benim dediklerimi dinleyeceksin değil mi? Evet. Ben de senin dediklerini dedim dinleyeceğim hani seni üzmeyeceğim. Tabii. Orada bir sorun yaşamayacağız dedim. Beraber çalışırsak çalışırız. Veya ben tek çalışırım. Beş gün fabrikada çalışılır. 2 gün müzik yapılır dedi bana. Eyvallah dedim abla. Tabii, insan sevince benim, taş da evet taşır. Ben her zaman gerçekten söylüyorum. Geleni yaparım. Bunları anlaştık, konuştuk. Hı-hı. Ha bir de şey dedim hani daha sakin, birimize güven vereceğiz dedim hani her hareketimizle. Bu konuda güven problemini çözdük falan. Yani birimize söz verdik abla, bir şey kalmadı, sadece annem kaldı arada. O da annemdir benim yani. Nazire her zaman Elmas'ın kızı Tayfun'a sonuçta Tayfun baba diyor biliyorsun değil mi? Evet. Ben bir de görse annem şu çok sever zaten torununa da çok benzediği için. Onun yani da bir kızı var, 3 aydır aynen görmüyor. Evet evet. Daha önce de göremiyordum abla, biraz problemler var eşimle. Hı. Pek göstermiyor yani. Biraz ha sıkıntılarımız oldu. Nazire teyzenin yine de gönül rahatlığıyla, ferahlığıyla evet demeden bu iş olsun çok gönlümüz razı değil. Çünkü bak daha senin yüzünden sol tarafım o sorunlarına felç oldu. Evet benim yüzümden yani, ben ne yapsam affedirem. O bir gönlü rahat etsin o. Evet evlenin oğlum desin ki biz de rahat edelim, sen de rahat biz et. Biz de ondan yanayız Uğur abi. Bir şey söyleyeceğim Nazireciğim, Elmas'tan ne yapmasını bekliyorsun hayatım? Seda Hanım ben Elmas'ı değiştiremem. Elmas'ın yapısı o. Yani çok sinirli. Bilmiyorum birbirine karşı saygıları yok. Nasıl evlilik olacak bilemem yani. Peki Elmas'ın annesine sordun mu? Elmas buranın dışında böyle bir kız değil. Biz seni ikna edemiyoruz. Vallahi, bak Elmas'ın annesine Seda sor. Ben Villa'da da soruyorum. Elmas sizin bir sorununuza karışıyor mu? Probleminize karışıyor mu? Dedikodunuza karışıyor mu? Karışmaz. Hepsi memnun. Elması sadece bu dışarıdan gelen bu yorumlar, bu işte milletin dedikodusu çıldırttı bunları burada. İkisini de. Nazire şimdi burada da biraz ortam geriliyor. Yani değil, Elmas da biraz sen dediğim dedik bir kız. Haklarını savununca da böyle sanki geçimsiz, evet, huysuz bir kızmış gibi duruyor evet, ama aslında biraz da bir kadının hakkını araması, lafının arkasında durması benim de hoşuma gidiyor ya. Seda Hanım. Şunu koy annem şuraya. Bak Tayfun'a da söylemedim. İlk defa söylüyorum. İkinci nişan yapmışlardı, nişanlılardı. Ben Tayfun'u aradım, telefonu kapalı. Bayağı bir geç saat olmuş. Elmas'ı da aradım. Hatta telefonu bilmiyordum, Gürkan Hanım'dan aldım. Gürkan verdim. Aradım, meşgula attı, aradım, meşgula attı. Ben de ısrarla aradım. Hani merak ettim, bir anneyim. Hani çocuğum gurbette sonuçta. En son baktı. Dedim, kızım ne oldu dedim. Niye telefonu meşgula attın, Tayfun nerede? Ben dedi uyuyorum dedi, kimse beni rahatsız etmesin dedi. Kim aman dedi bunu? Elmas. Ben uyuyorum dedi, kimsenin telefona bakamam dedi. Seda abla yemin ediyorum. Laf konuşmadım ya. Ayıp yemin be ediyorum bak 15 götürmesin. Vallahi öyle bir laf konuşmadım. Şey dedim ki yatıyorum niye, Nazire anneciğim. Ben anlamadım şey. Niye yanlış yani, anlıyorsun yani? Bu... Hep yanlış anlıyorsunuz benim konuşmalarımı. Artık ben konuşmayacağım. Öyle yapmadın mı Elmas? Konuşmayacağım. Bak, sen konuşmayacağım. Niye yanlış anladın ay ben onu anlamadım. Annesine de söyledim bak. Konuşmayacağım. Ama sen sana demedim telefonda Ayten sen ama ne dedin orada Elmas peki? Ben anne sen telefon duymadım.
Nehir galiba bende. Odada kalıyordu. Beni kaldırdı. Telefonum çalıyor. Ben o günü yatıp uyumuşum yorgunluktan. Telefona cevap verdim. Dedim bana Nazirhan'la dedi ki Tayfun telefonlarıma bakmıyor. Ben dedim ki bilmiyorum. Ben de oteldeyim yatıyorum dedim. Ama kimse beni aramasın, rahatsız etmesin kelimesini asla kullanmadım. Nazire'cim yanlış anlamış. Ha şunu Nazire söyledi bana Seda abla. Gürkan aradı annen. Gürkan aradı ben de uyuyordum dedi. Biraz kavga etmiştik aslında. Biz çok morali bozuktu. Ben de metrobüse bindim. Hani o gün gezmiştik zaten. Ayrıldığımız gün oldu zaten bizim gecesinde, doğru mu? Gece ayrılmış olduk otelde. Sabah kararımızı açıkladık. Burada nişanı bitirdik. O olayın üzerine de Gürkan aramış herhalde, annem aramış ısrarla benim telefon kapalı diye. O ana denk gelmiş herhalde ama ben bu şekilde bilmiyorum olayı yani anne. Nazire demedim diyor, yemin ediyorum. Bana da kız. Ben de sordum demedim. Çocuğun yanlış anladı herhalde. O zaman tamam ben yalan söylüyorum. Acaba ben yanlış mı tamam anladım? Bir şey diyemeyeceğim. Yalan ben değil teyzeciğim, yanlış anladık tamam diyelim. Yalan söylemezsin. Ben bir müsaade isteyebilir miyim abla? Bir iki dakika bir elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Git gel, git de gel. Nazire bir şey söyleyeceğim. Bir erkek anası buyur, olarak Sedan'ım soruyorum bunu. Evet. Bırak Seda sayanlığımı, hepsini bir yana bırak. Estağfurullah. Acaba bir erkek anası olarak oğlunu kıskandın mı dünüründen? Hayır, yani bak asla o tarafa daha mı yakın hayır, oldu? Hayır. Olabilir anneciğim. Seda Hanım öyle asla. Acaba ben de kıskanır mıyım? Hayır, yani hayır. O anlamda söyledim valla. Yok, yok. Yanlış anlama. Hayır. Anladın mı? Hani dünüre yakın. Yok. Neticede alacaklar gidecekler. Olur mu Seda Hanım? Yani tabii ki belli bir yaşa gelmiş. İlla ki evlenip gidecek, benden ayrılacak. Öyle şey olur mu? Yani. Bir olur mu çünkü, öyle şey? Çünkü bir şey söyleyeyim sana? Bak bütün samimiyetimizle söylüyoruz bunu. Ayten senin oğluna asla kötü bir şey öğretecek bir kadın değil. Seda Hanım. Aksine sana iter. Öyle bir kadın o. Seda Hanım bak, daha da önce de bir evliliği vardı. Öyle şey olur mu? Zaten yani. Seda Hanım söz. Evet Ayten. Benim 5-4 tane oğlum var Seda Hanım. Kız arkadaşları oldu. Elmas biliyorlarsa Çiğdem'in numarasını arasınlar, bağlansınlar. Elmas tecrübe yapabilir. Heh. Ben kendi yatağımda, kendi koynumda yatırdım. Kız arkadaşlarını. İnanır mısın? Ben öyle bir anneyim ya. Bırakın hep yeter annelere diyorum, babalara şu diyorsun. Çocuklar mutlu olsun. Bırakın oradakilere de söylüyorum. Karışmayın. Rahat olsun. Bırakın şu anneler babalar hepimize diyorum. Ben karışmam da kendimi de katıyorum yani. Peki Nazireciğim. Efendim. Senin kafandaki gelin nasıl olmalı? Yani Elmas nasıl olsaydı sen koşa koşa isterdin? Saygı. Saygı istiyordum. Saygı efendim olursa bu iş olur mu? Olsaydı. Ben konuşmayacağım artık. Çünkü o saygıyı hiç şey görmedim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kız o kadar hep saygılı ki ya. Hep kavgasını gördüm. Hep beni azarladı Seda Hanım. Hiç iyi bir yanını gördüm mü Allah için? Ya ben seni Nazire ya Hanım Nazire başkan anneciğim ya Mersin'e kadar gittim, mücadele ettim Seda abla, başka ne yapayım? Orada gittim, tek odada konuşmadık mı? Yanımıza geldiniz, ben size dedim mi yanımdan gidin? Hayır, yanıma oturdunuz, konuştuk. Hiç saygısızlık yaptın mı orada? Gürkan ya, hayır konuşmayacağım. Vallahi bütün Türkiye izledi. Yorum. Ben ne konuşma diyeyim yani? Konuşmayacağım artık. Hayır. Konuşma Gürkan oğlum. Dünkü yediğimle duruyorum. Daha kahvaltı etmedim. Korkudan. Çünkü niye? Sabahtan beri zaten korkuyorum. Neden? Nazire anne geliyor diye. Çünkü ne söyleyeceklerinden korkuyorum. Zaten olumsuz diyeceğini de hissediyorum. İçimde de biliyorum olumsuz diyeceğini. Hiçbir şey daha yiyemedim. Onun için ben dediğim gibi uzatmaya gerek yok. Ben sadece bir karar bekliyorum. Ama dur bakalım, daha kadın bir şey demedi. Sadece i̇şte senden istediklerini, beklediklerini sıralıyor şu an. Ben tam Nazire anne konuşsun. Aşkın önünde hiçbir şey duramaz. Gerçekten aşk varsa o da bir anne, Ayten de bir anne. Bir anne hisseder. Hiç kimse hiçbir şey duramaz gerçek aşkın önünde. Sen biraz kayınvalidene bir adım atacaksın. Biraz alttan alacaksın. Sen çok saygılı bir kızsın. Ben Nazire konuşunca inanamıyorum. Benim tanıdığım Elmas başka, Nazire'nin anlattığı Elmas başka. Bu kadar saygılı bir kız biliyor musun Elmas? İnan ki orada. Nazire bak, bütün samimiyetimle söylüyorum, inan. Gözüne baktığım zaman peki Seda abla diyen, duran bir kız. Yani burada hiç kimse Elmas'a arka çıkmayacak mı arkadaşlar? Nimet, Çiğdem, Hanife, Ayten, Filiz. Elmas çok saygılı bir kız ya. Kimin dalına basılsa ki herkes aynı şeyi yapar. Nimet sen kaşını kaldırdığın zaman şey bırakmıyorsun, herkes korkuyor. Al mikrofonu konuş bak Nazire. Şimdi Seda Hanım, hanımefendi demek istediği aslında Elmas'ın yüksek sesle konuşması. Heh, Elmas ne yapsın Nimetciğim? Daha yumuşak. Kayınvalidesine karşı. Evet. Şimdi
Tayfun nasıl Elmas'ın annesine karşı anneciğim diyorsa Elmas'tan da aynısını bekliyor. En doğal hakkı bence. Şimdi Nazire tam bir kayınvalide. Yani belli ki biraz zor kararından caydıracağız. Zor bir kadın. Belli ki şeyleri var. Daha önce de Tayfun annesinin sözünü dinlemeyip mutsuzluk yaşadığı için bu sefer benim dediğimi dinlesin oğlum duruşunda bir kadın Nazire. Sen olsaydın ne yapardın? Nazire'nin gelin adayı sen olsaydın. Çünkü sen de şey bir kadınsın, dik kafalı bir kadınsın. Şimdi Seda Hanım, ben saygıya çok önem veririm. Saygı ya benim için çok önemli bir şey. Ediyor, benim karşımda, yani şimdi evlendiğimi farz edeyim, oğlum oldu. Heh. Çok böyle dik bir hareket yaptığı zaman ben istemem. Sakin olması lazım, saygılı olması lazım. Gelinin. Ki her türlü sevgimi, saygımı kesinlikle sonuna kadar veririm ben. Peki Çiğdem al bakalım, Elmas ne yapmalı? Nazire diyor ki önce saygı diyor. Yani Seda Hanım, Elmas ne yapmalı? Sonuçta Elmas el kızı. Bence idareyi Tayfun bulacak. Nazire Hanım da bazı şeyleri görmemezlikten, duymamazlıktan gelmesi gerekiyor bence. Çünkü ben de bir kayınvalideyim. O zaman ben çok sabırlı bir kayınvalideyim. Ha. İnanın ki Nazire Hanım, bak beni duyuyorsun değil mi? Benim oğlum gözlerimin içine baka baka masanın başında oturduk, çay içiyoruz. Bana dedi ki benim bakacağım 4 kişi var. Ben de düşündüm ki kardeşi, hanımı, çocuğu ben diye düşündüm. Gözümün içine baka baka dedi ki anne dedi, kayınvalidem, karım, çocuğum, kayınçom dedi. Ben şöyle durdum, dedim tamam oğlum, sana saygı duyuyorum dedim. Çünkü neden biliyor musun? Onun mutluluğu... Peki. Metin. Evet. Tayfun dedi ki benim abim bu işi kurtarır dedi. Sen de biraz önce dedin ki ben kardeşimin her türlü arkasındayım. Her zaman. Annen pek geri adım atacak gibi durmuyor. Ne yapacağız Metin? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Elmas Hanım, gerçekten seviyor musun kardeşimi? Evet. Sen seviyor musun kardeşim? Evet abi. O zaman zaten arada hiçbir şey engel olamaz ki bana göre. Arada sevgi varsa. Ama şimdi annen yarın bir gün yine üzüntüden bir şey olur. Yok. Yine o felç tekrar ederse ne annem biraz kırgın, o çözülmeyecek şeyler de. Kırılmış bir biraz kadın o zaman. Suçluluk hissedeceğiz burada bu iş olduğu zaman. Şimdi zaman her şeyin ilacıdır. Siz de daha iyi bilirsiniz Uğur Bey. Evet. O çözülmeyecek bir şey değildir. Arada sevgi varsa ama. Olduğu sürece ben de onların yanındayım. Elimden gelenin fazlasını da yaparım. Allah. Ama Elmas Nazire'den olur lafını duymadan nikah masasına oturmam diyor. Onu açıklayayım çünkü ben ilk evliliğimde de annemi dinlemedim. Eski eşimi seçtim, ailemi seçmedim. Ailem benimle bayağı bir süre konuşmadı. Tayfun'un aynı kaderiniz ya, de bir sizin ha. Ben de işte Tayfun'un aynı yapmasından taraftar değilim. Çünkü ben o acıyı sonra eski eşimde de çıkarttım. Yani annemi reddettim, işte sana geldim, sen de bana bunlar yapıyorsun. Ben de sana bunun acısını çıkarttıracağım. Ben de korkuyorum ki işte bir korku daha var. Tayfun ailesini karşısına alırsa, ben evleneceğim, benimle evlenirse, Fransa'ya da ben götürünce orada acı çekeceğini de biliyorum. Çünkü sonuçta annesi ve bana yansıtmasından korkuyorum. Bu bir gerçek çünkü ben yaşadım. Ama ben de diyorum ki bir yandan da yani birbirimizin mutlu olacağına eminim. Ben dün Tayfun'la da bir bayağı konuştuk. Yani Fransa'ya gitsek de geri mutlu geleceğimize eminim. Nazire anne de bunu görecek zamanla ama artık dediğim gibi son karar onların. Şöyle abla, ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Dediniz ya, kaderiniz de aynı. Şimdi 26 yaşındayız ikimiz de. İkimiz de bir evlilik yaptık. İkimiz de annemizi dinlemedik. İkimiz de pişman olduk. İkimizin de 3 yaşında birer tane birbirine benzeyen böyle tıpatıp kızları var. Maşallah. Kaderimizde böyle olanlar hemen hemen çok yakın. Onun için biz birbirimize çok alıştık ama burada kendimizi böyle birazcık hani kaybettik, sinirlendik, kırdık, üzdük. Aslında biz öyle insanlar zaten değiliz, olamayız da. Hani bize yakışmadı. Onun için annem o olaylara kızmış, içerlemiş. Küçük düştüğümü düşünüyor annem. Çok şükür anne benim her zaman, bak bir duruşum vardır. Senin evladınım ben. Hiçbir zaman bozmadım, hiçbir zaman da bozmayacağım yani. Ben her zaman öyleyim. Olan olmuştur. Geçmişe bir sünger çekmek lazım. Sen bizim büyüğümüzsün, atamızsın. Ayten anne de öyle, artık iyisini bilirsiniz. Yani biz karar verdik anne ama şimdi sen
Senin kararın da şöyle önemli bak anne. Ben artık diyecek. Senin kararın şöyle önemli. Yok, hani biz karar verdik. Senin yani. Elmas senin ama onayını senin istiyor Nazire. Onayın olmadı mı mutsuz oluruz yani. Doğru. Ne yapayım bana bir şey söyle. Kurban olayım elini öpeyim yani ne yapayım. Bir şey söyle anne. Vallahi bilmiyorum oğlum. Bir şey değil de çok söyleyecek şey var ama ben... Ne diyorsun anne? Yok. Yani senin tamam. Onayın rızan olmadıktan sonra olmaz ki. Mutsuzluk olur yani başka bir şey olmaz. Biz bir karar verdik. Annen anladığım kadarıyla Elmas'ın annene sesini yükseltmesinden çok sana sesini yükseltmesini içerlemiş. Onu söyledi bana Uğur abi. Ve endişe ediyor. Şimdi siz Fransa'ya gideceksiniz. Ya aynı şeyleri benim oğluma Fransa'da yaparsa, bu çocuğu orada ezerlerse, şu olursa, bu olursa Ayten diye bir şey. Ayten ezdirmez be. Öyle Uğur Bey. Evet. Ha, bana dedi onu. Evet evet. Evet. Hani burada böyle yapıyor tabii. Ama dedi hani orada acaba ne yapar? Orada ben uzaktasın. Ben onu diyorum Seda Hanım. Onu dedi ekran bana. Ekran başında hani o gün annesi geldi. İkisi analı kızla oğlumu araya aldılar, oğluma hakaret ettiler. Aa. Evet yalancı dedi, bilmem ne dedi. Peki burada böyle yaptılar. Acaba orada ne olur? Ben bir anne olarak tabii ki benim korkularım var. Acaba diyorum oraya gitse orada nasıl olacak? Şimdi onu Ayten anne, ben onu da yanlış anlamayın. Ben haksız mıyım bunlar? Peki şöyle bir şey yapsak, şöyle bir önerim var. Bizim çay yerine bütün aileyi, anneleri, çocukları, abiyi de oraya alsak. Konuşsalar. Çünkü iki dünün karşılıklı hiç konuşamadılar. Şimdi ekran başı ayrı. Orada sesleri duyulmadan ekran başına konuşmalar ayrı. Böyle bir şey yapsak değil İyi mi Gürkan? İyi olur bence. Baş başa özel. Şimdi burada başka. Hatta. Herkes duyuyor. Orada. İyi olur bence. Dörtlü. Anneler. Çocuklar. Nazirem, Ayten'im ne diyorsunuz? Şurada oturun. Seda Hanım ben size bağlayayım. Nedirseniz ben hepsine varım. Nazire de öyle. Allah razı olsun. Bak çıktı geldi kadın. Gelmesi evet, bile bir adım atması Seda demektir. Seda Hanım sizin evet. Hatırınız için güzel ekibli, güzel ekibiniz hatırı için geldim. Allah hoş razı geldin. Olsun. İkiniz de eksik olmayın. Sen üzüleceğin hiçbir şey olmaz burada. Merak yoksa etme. Yoksa çok hastaydım. Yani hiç ama gelmek biz de işte biz hep söylüyoruz bunu. Anons ediyoruz. Biz ailelerin onayını istiyoruz. Elmas da istiyor. Tayfun da istiyor. O yüzden şimdi son cevapları almadan biz şöyle alalım sizi. Tayfun kalk anneni al. Elmas sen de anneni al. Şurada bir oturun. Bir sandalye daha ekleyin oraya. Alalım. Dünürler şöyle bir birbirlerine dokunarak. Ben senin kızıma laf konuşacağım. Sen kimsin? Ama sen o zaman para bana niye karışıyorsun? Ne demek be? Karışırım. Aday evinde olay. Paravan kavgası. Sen yokken o paravan hep kapalıydı. Elmas ve annesi Döne'ye hücum etti. Anne. Ortalık birbirine girdi. Birazdan canlı yayında. Önce... Neyse. Evet efendim evleneceksen gel devam ediyor. Baş başa konuşmak üzere oturdular. Ha şöyle. Evet. Bak ne güzel görüntü. Şimdi yayında sesiniz yok. Rahat rahat iki dünür bir konuşun. Ayten konuşup Nazire'yi ikna eder ben biliyorum. Hadi hayırlısı. Bu arada su verin, çay verin, kahve verin. Çay, çorba. İlgilenin. Hadi arkadaşlar. Misafirlerimizle rica ediyoruz yani. Evet. Evet şimdi hemen huzurlarınızda Yunus Emre'yi çağırıyoruz. Buyurun efendim. Hoş geldin, hoş Yunus geldin Emre. Çocuğum. Yunus Emre nasılsın? Adaylarımızdan biri. Seda ablası istersen bir özetleyelim. Yunus Emre özel evet, bir aday burada. Özetle. Yunus Emre normal bir aday talip olarak buraya geldi. Evet. Efendim sonra baktık ki Yunus Emre'nin hikayesi çok derin. Çok farklı bir hikayesi var. Yıllardır göremediği insanlar var ailesinde. Öyle değil mi Seda ablası? Sen anlat evet. Devamını. Annesiyle burada... kavuşturalım dedik. Annesi çünkü Yunus Emre'nin takibinde. Kadın çıktı buraya geldi ama Yunus Emre çok özel durumları var. Belki daha sonra annesiyle yine karşı karşıya gelirler. Çok da fazla özeline girmek istemiyoruz. Çok saygılı ve çok terbiyeli bir çocuk. Evet. Belli ki kendince nedenleri var. Bir hatırlayalım. Hatırlayalım. İzleyelim. Yunus Emre'nin büyük sırrı. En küçük kardeşimi kendisi yanında götürdü ve başkasına verdi. Evlatlık olarak. Ben o kardeşimi hiç ömrüm hayatım boyunca görmedim. Kardeş özlemiyle geçen bir ömür. Kundaktayken halini biliyordum o kadar. Yani şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bir doktor ailesindeydi kendisinin evlatlık verildiği için. Bir abi olarak kardeşini çok özlese de onun için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söylüyor Yunus Emre. Kardeşimi elbette görmek isterim ama hayatını bozmak istemem. Onun hayatına girip ona yardımcı olmak isterim. Ben onun arkasında...
bir abi gibi gerektiği tüm görevlerimi yerine getiririm. 21 senedir görmediği kardeşini sen mi verdin evlatlık olarak evet. birine? Getirdi hastaneye attılar Seda Hanım. O zaman çok kötü durumdaydım. Bakın hastane ortamında nasıl bakaydım? O kim anda attı bilmiyorum. Çocuğu? Baban getirdi. Baban kim attı çocuğu? Bağırma değil. Baban çocuk benim yanımdaydı. Ben çocuğu Hayır. hatırlıyorum. Daha kundaktaki çocuğu hatırlıyorum. Hatırlayabilirsin Hayır. oğlum. Hayır. Gelip aldınız. Hayır. Yengemle çocuğu baban gelip aldınız. Attım. Kim? Ben gelip almadım. Ben hastanedeydim oğlum. Güzel konuş. Yemin ederim sakin oradaydım. Sakin ol anneciğim ya. Güzel konuş. Yemin ederim ben hastanedeydim. Daha dikişlerim patladı. İsterseniz açayım göstereyim. İnanmıyorsunuz. Hayır hayır. Hayır hayır. Ne oldu? Çocuğu aldılar. Kim aldı? İsim söylemediler. Orada hiç çocuğu olmayan birisi dedi ki biz oraya bakar büyütürüz. Seda Hanım yemin ederim zor kaptım oradan aldım. Sonra dikişlerim ayrıldı. Yengesiyle babası bu yoktu o zaman. Yoktu sonradan o çocuktan sonra bunu da getirdi bıraktı gitti. Yok büyük kızımı da getirdi bıraktı gitti. Bir tek küçük kızı bırakmadı. Onu da gösteriyordu geri götürüyordu. Sürekli ben hastanede kaldım. Neyse çocuğu karıştırmayın da onun da Yunus Emre'nin dediği gibi huzurunu bozmayalım. Babası ondan sonra geri aldı çocuğu. Tekrar geri verdi onlara aldı verilen kişilerden. Geri verdi tekrar niye alıp da bakmadı o zaman. Evet, Yunus evet. Emre yanımızda. Telefonu var. Alo de bakalım Yunus Emre. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Kimle görüşüyorum? Ben sizi ailenizi ve çevrenizi uzaktan tanıyan biriyim. Yani uzaktan mı değil aslında, yakından tanıyan biriyim. Öyle mi? Sesinizi evet, çıkartamadım. Evet, kardeşimin de nerede olduğunu iyi bilen biriyim. Kimin nerede olduğunu iyi bilen birisiniz? 21 yıldır görmediği kardeşini. Nerede olduğunu iyi bilen birisiniz. 21 yıldır değil, 19 yaşında kendisi. Ha. 19 senedir görmediği 19. kardeşini. 19, düzeltin o zaman o yazıyı. Evlatlık Peki. verilen kardeş şu an 19 yaşında ve siz onun evet. nerede olduğunu biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Çocuğa bir su verin, bugün kimi alsak fenalaşıyor burada. Git şuraya otur annem. Sakin Git şuraya otur çocuğum. Otur bakalım hadi. Hem konuş telefonla, bir de su verin. Biraz heyecanlandı Yunus Emre. Yunus Emre konuşabilecek mi? Bir çok aşırı derecede Bak diyor ki hiç sen bir şey söyleyeceğim. Teşekkür Yunus Emre ederim. Bazı şeyleri biraz önce siz VTR'yi izlerken benim kulağıma anlattı. Seda abla dedi bazı şeyleri biliyor musun ben dedi burada öğrendim dedi. Değil mi Yunus Emre? Evet. Biraz anlatsana çocuğum onları. Yani ben ne diyeceğim şu an için hani ister istemez de olsa yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Peki çocuğum o zaman hanımefendiyle konuş. Bak biliyorum diyor kardeşini arıyorsun sen görmek istiyorsun. Ona sarılmak istiyorsun biliyorum diyor. Yani bu konu hakkında bana yardımcı olursanız size minnettar kalırım. Hayatımın sonuna ben kadar. Ben bu konu hakkında sana yardımcı olurum ama tek bir şart var. Tabii dinliyorum. Ne olursa olsun. Kendinin kardeş olduğunu söylemeyip düzenini bozmayacaksan. Bundan yana emin olabilirsin. Ne olursa olsun özür dilerim lafını kesiyorum. Zaten Çünkü ben bu yüzden ismimi vermeyerek canlı yayına bağlandım. Kim olduğumu bilinmesini istemiyorum. Evet. Çünkü bilinirse o hasta gider ve bu insanların huzuru bozulur. Bir insanın huzurunu bozmak, ailesini bozmak, yuvasını bozmak ne demek sen daha iyi biliyorsun. Anlıyorum. Sizi gerçekten iyi anlıyorum. Ben de kimsenin huzurunu bozmak istemiyorum ama onun nasıl bir yapıda durumunun iyi veya kötü olup olmadığını bilmek Durumu istiyorum. Çok iyi. En azından kendisini bir sefer de olsa, bir sefer de olsa onu uzaktan da olsa görüp... Aa, uzaktan diye sarılamayacak mısın bir sorsana. Ya belli mi olur yani belki ne bileyim işte bilemiyorum bu yönde. Sarılamayacak mı bir kardeşine? Ya ben şöyle söyleyeyim Seda Hanım en başından. Evet. 19 senedir bilmediğim bir ailen ortaya çıkıyor olsa siz bir ergen yaşta bir çocuk olarak... İstediği hesabı sorabilir bu yönde yani. Ben bir şey diyemem onun için. Ben sizin abinizim dese ne düşünürsünüz? Benziyorlar mı Yunus Emre ile? Hayır benzemiyorlar. Biraz anlatır mısınız bu 19 yaşındaki insanı ne yapıyor, nasıl yaşıyor, nasıl biridir, görünümü nasıl? Yunus Emre'nin dediği bir şey var burada değinmek istiyorum. Evet doğru doktor, profesör hatta doktor da değil karı koca beraber çocuğu olmayan bir ailenin tek bir ailesi. Yani koca bir ailenin nasıl diyeyim vasiyet vesayeti gibi. Yani tek bir ailenin tek bir çocuğu. Yani, göz bebeği. Hali vakti iyi bir aile mi bu aile? Çok iyi, çok iyi, çok, çok iyi. Durumu da çok iyi. Her şey çok iyi. Emin olun. Ben Yunus Emre'nin ailesini biliyorum. Nasıl bir durumda olduğunu da biliyorum. Çok iyi biliyorum.
emin olun o çocukla yani ailesi olduğunu, Yunus Emre'nin ailesi olduğunu öğrendiklerinde çocuğun hayatı yıkılır, bundan eminim. Ya Yunus Emre'nin ailesi o çocuğa o şekilde bakamaz. Dı diyorsunuz ve bakamazdı bundan sonra. Evet. Evet. Peki, çünkü o çok iyi bir konforda yaşayan bir çocuk. O yüzden düzenini bozmadan ben bir gerekirse bir arkadaş gibi... Senin düzenini bozmak gibi bir niyetim gösterin. Yok zaten ne olursa olsun. Bunu, ben bunu biliyorum, bunun farkındayım. Gereken neyse de yapacağım ama ben bunu kameraların arkasında, kamerayla yani kesinlikle olmayacak bir şey, stüdyoda bu yansıyıp isim verilmeyecek bir şekilde olursa ben bu konuda yardımcı olurum. Peki hayatım. Yunus Emre buna bile razı görünüyor. Ben her konuda her şeye razıyım. Yeter ki kendisiyle görüşebileyim. O bana yeter yani. Bir arkadaş gibi diyor, göstereceğim ona diyor. Arkadaş dostu olur. O yüzden ismimi vermedim diyor. Olur. Çocuğun düzeni bozulmasın evet. diyor. Şu an 19 her yaşında diyor. Her konuda her şeye razıyım. Hani yeter peki, ki onu görüp bilmek istiyorum. Şimdi bu istiyorum. Evlatlık çocuklara bir yaştan sonra doktorlar gerçek ailesi olmadıkları söylensin isterler. Böyle bir şey söylenmemiş mi? Hala gerçek ailesi olarak şu an yanında yaşadığı evlat... Hayır, bilmiyor. Bilmiyor mu şu an? Hayır, bilmiyor. Evlatlık olduğunu bilmiyor. Hayır, bilmiyor. Uğur Bey, siz az çok biliyorsunuz Yunus Emre'nin ailesi parçalanmış bir aile. Evet. Evet. Bu çocuğun da bu konumda, bu ortamın içine girdiğinde nasıl bir psikolojiye sahip olabileceğini az çok iyi düşünürsünüz. Evet, peki hayatım. Teşekkür peki. ediyoruz. Bu bile ederim. Kafi diyor Yunus Emre benim için diyor. Ben de uzaktan görmeye de razıyım diyor. Senin bilgilerin bizde saklı. İsmini deşifre etmiyoruz ama Yunus Emre'ye biz vereceğiz bu bilgileri. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek tabii istiyorum. Tabii ki Yunus Emre bir şey sormak yok, istiyor. Yok ona değil, tabii ona ki. Değil. Evet. Sadece hani burada söylemek istediğim evet. bazı birkaç şey var müsaade evet. ederseniz. Hani o gün de canlı yayında görmüş olduğunuz gibi bundan 2 hafta önce 4 Aralık'ta benim doğum günümde özür dileyerekten söylüyorum. En mutlu olacağım gün, en üzüntülü olduğum gündü. Vesaire. Annenle burada tanıştığın gün mü? Evet. Karşı karşıya geldiğin gün evet. annenle. Yıllar sonra. Evet. Ondan sonra benim hani anlatamayacağım birçok şey vardı. Halen de üstüne anlatamayacağım birçok şey var. Ama bunu en başta örnek olarak işte bakın gördünüz yani. Benim de birçok haklı nedenlerim var. Ama bunu herkes beni haksız gördü. Burada herkes beni haksız gördü. Niye? Benim ona olan normal. Ben burada eğer fazla kalmış olsaydım yanlış annenden, kelimeler farz edecektim. Annenden bahsediyorsun evet. şu an evet. Yanlış kelimeler farz edecektim. Bu sefer de herkes beni kötü... Kırgınlığın hala devam ediyor mu anne? Her zaman burada olduğu sürece 1000 kat daha arttı. Ona olan şeyimdi. Kim ne derse desin. Ben yaşadığım hayatı bir tek ben bilirim. Aynı ortak özelliklerde geçmişimiz olabilir ama yaşadığım hayatı ben bilirim. Benim hayatım benden başka kimse bilemez burada. Ne olursa olsun. Sana yaşattıkları mı yoksa kendi yaşadığı bize hayat mı? Bize yaşattıkları. Anneni? Size yaşattıkları. Olsun, 4 kardeşimize yaşattıkları yine sonuçta olsun, ne olursa olsun. Olsun çocuğum. O senin annen. Yani Allah'ın konuda, izniyle seni o doğurdu. Öyle deme. Boş ben, ver. Gene sen görüşmesen bile Yunus Emre. Ediyorum o sözcüğü ağzına alma. Nefret çok çok ağır bir... Ağır bir hitap. Evet. Evet o yönde ne olursa hitap. Olsun. Ama Seda abla dediğim gibi yani... Kaç yaşıma gelmişim. Olsun annem sen çok aklı başında bir çocuksun. Teşekkür ederim. Pırıl pırıl tertemiz bir çocuksun. Babacığın seni iyi yetiştirmiş. Babanın evlendiği hanımefendi belli ki iyi bir kadın. Sana emek vermiş. Yani biz senden çok memnunuz. Teşekkür ederim. Onun için ederim. Bu kadar ağır ithamları ağzına alma. Bak çok iyi bir çocuksun. Temiz yüzlü çocuksun. Olsun bir gün... Belki o da kendini izah evet. eder sana. Yunus Emre bu 19 yaşındaki kardeşini de acaba hiç rahatsız etmesek mi ya? Yani rahatsız etmekten dediğim gibi yani kendisini... Çocuk bilmiyormuş çünkü evlatlık bile evet, olduğunu bilmiyor 19. Ama kendisinin her zaman şunu söyleyeyim yani hiçbir zaman olsun şuramdan. Buramdan değil şuramdan. Kaç yaşındayken kendisini... ayrılmıştınız en son sen onu ne ben ne kadar, kendisinden kadar, hani şöyle kadar. Diyeyim. Hani şimdi zaman söylerim ama ya tutar ya tutmaz iki orta bir hesabı. Hı. Ben 3,5 yaşındayken annemin gittiğini biliyorum. Yani aşağı yukarı da kardeşim de daha o zamanlar ya 1'di ya 3 aylık arasında bir şeydi. Yani işte aramızdaki o kadar farkın olması normal. Hatırlamam mümkün değil zaten. İşte, ama o zamanlar dediğim gibi ama daha dün gibi yani birçok şeyi net hatırlıyorum. Ama oradaki zamanın bazı kopuklukları normaldir. Çünkü geçmiş bir zamanda yani. Ama bir sarılayım diyorsun değil mi? Yani sarılmak da ona da razı değilim ama en azından kimin nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorum yani. O yönde benim içimde bir şey var yani.
ne olduğunu bilmek uzaktan istiyorum. Uzaktan görmeye dayanabilir misin acaba? Ben duramam, gidip sarılmak isterim ona. Belki en azından bir dediği gibi iki arkadaş gibi, konuşabilirsek evet. Belki ona olan bir yakınlığımız, birbirimize olan bir şeyimiz birbirimizi çekebilir diye düşünüyorum. Ne evet. olursa olsun yani. Nasıl iki kardeş birbirine her zaman olduğu gibi bir şey de hissediyorsa. Tabii ya, bilsin. Doğru söylüyorsun Uğur. Aslında daha sonra çocuğun yaşıyla ilintili doktorlar eşliğinde, psikiyatrlar, psikologlar eşliğinde evet. çocuğa söylüyorlar, çünkü çocuk bunu nasıl olsa öğrenecek bir gün. İnternet var, bilgisayarlar var. Öğrenmemesi mümkün değil gerçek ailesi bir zaman olmadığını sonra, bir süre sonra. Evet, özür dilerim abi. Bir zaman sonra elbet bunu bilmek isteği olabilir veya bunu ailesi paylaşmamış olabilir. Bir şekilde olabilirdi. Ortaya çıkar bir süre sonra bu. Efendim? Bir şekilde ortaya çıkacaktır bir süre sonra. Elbet kafasında takılan bir şey olduğu zaman araştırmak istediğinde bunu elbette bir yerden bir şeyle bulabilir. Ama bilmiyordur. Ama benim her bilen zaman... sensin, o bilmiyor ki. Evet. O evet. bilmiyor ki. O benim hiçbir zaman aklımdan çıkmadı ki. O benim tabii hiçbir bilen, zaman aklımdan çıkmadı bilen işte. Bilen Yunus Emre, o bilmiyor ki kardeşi. Gözünü evet. açtı, onları gördü o. O sen biliyorsun. Onun için evet. sen araştırıyorsun, sen istiyorsun, merak ediyorsun. Her şeyle. Her şeyle ne olursa olsun. Öyle bir ihtim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet, evet. hayatım. Ailem durumu dedim az önce çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bizim bunu yani Emre'nin ailesinin tamamen bu konumu öğrendiğinde ya da Emre bunu söylemeye kalktığında çocuğu yurt dışına kaçırdıklarında ömür boyu bir daha göremezler. Yani yurt dışına çıkarma ihtimalleri de var. Evet, çünkü tamamen ailenin üzerine, sadece DNA testi yapılmadan bunu zaten ispatlama şansları yok. Ama bu aşamaya geldiğinde hem o çocuk mahvolur, hem o aile kimsenin, mahvolur. Dediğim gibi yani Seda abla, kimsenin hayatını mahvetmek istemiyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bir arkadaş olarak tanıştırırım. Ama bunun bana söylemeyeceğine dair garantisini verirse, ama bana şu ileride bunu söylerim derse, ben bunu yapamam. Yani bir gün o çocuğu alıp götürdüklerinde tamamen hiçbir şekilde göremezse, o zaman hiçbir şey yapamaz. Yunus Emre bunun garantisini veriyor. Biz de Yunus Emre'ye inanıyoruz hayatım. Yani bunu herkesin şu anda televizyon yani izleyen bütün herkesin önünde söz veriyorum yani ne olursa olsun. Sadece ona asla zarar gösterir. Verecek bir şey kesinlikle yapmam. Ona öyle bir şey sözde kullanmam zaten. Sadece kardeşimi bana gösterin diyorsun. Evet. Görmek istiyorum açık ve net yani. Evet. Merak ediyor kardeşim. Annen istiyor mudur kardeşini görmek? Annen görmüş müdür acaba? Annemin şu anda aklında bile yoktur öyle bir şey. Öyle mi? Aynen. O kendi derdiyle hani kendi dediğim kendi yaşantılıkları içindeki şeyleriyle uğraşsın. Ne olursa olsun. Onun peki. aklının ucundan bile geçmiyor böyle bir şey. Peki öyle deme. Gene sen o senin annen yavrum öyle deme. Peki Yunus Emre bak buraya gelmen, sesini duyurman faydalı oldu. En azından hanımefendinin bilgileri bizde çocuğum. Seni hanımefendiyle buluştururuz. Kamera mamera yok. Evet. Kardeşini uzaktan da olsa görme şansını yakaladın. Evet. Yani bunun için size ve ekibinize gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki de kendi kararım üzerinde buraya gelmişim. İnşallah nikahını da burada yaparız. Hayırlısı neyse olsun. Peki çocuğum. Hadi şöyle alıyoruz seni. Hayırlısı olsun. Yeni bir... Birçok insan özeri beğenmezken, birçok insan eleştirirken sen hangi tarafını gördün ki özeri? Gamze'nin bu sözleri Özer'i şoke edecek. Kadın ruhundan anlıyor, ruhunu okşuyor yani. Valla ben onu hiç göremedim Özer'de. Selma'nın ilanı aşk ettiği Özer'e... Ağır bezirken, konuşurken ağır hareket ederken ne güzel işte. Gamze'den ağır sözler. Birazdan canlı yayında. Evet, Tayfun'un annesi, kayınvalidesi burada. Konuşuyorlar hep birlikte ailece. Ayten sazı eline almışsın. Nasıl gidiyor Ayten? Mikrofonları var. Vallahi konuşuyor, bilmiyorum Seda Hanım. Nazireciğim. Efendim Seda Hanım. Kız Elmas. Yakalamışken kadını anlat kendini. Konuşuruz peki ben zaten. Öyle bir kız değilim de. Yok konuşuyoruz zaten. Siz beni bir de komşularımdan, sizi de götürürüz de. Nazire anneciğim de. Zaten görürsünüz yaşadığınız onları. Yerleri bir gezdiririz de Allah'ımıza bir şükür. Yok evlensem götüreceğim Nazire anneciğim oraya. Onlar üç aylığına yanıma götüreceğim. Biz gitmesek de olur Seda Hanım. Ayten onlar anne, mutlu olsun. Elmas'la yer değiştir de Elmas kayınvalidesine sokulsun biraz. Yanaşsın şöyle. Ay ben şişmanım olmaz ona soksa. Evet. Peki devam edin bakalım yeni bir buluşturma için. Hanife geliyor. Yanıma koşa koşa gelsin. Geceye de güne dönsün. Böyle mutlu etmez.
Evet Hanife, hoş geldin. İlk önce İhsan da buradayken ne oldu? İhsan meselesi ne durumda, onu önce öğrenelim. Ne Hanife? Oldunuz İhsan'la? İhsan benden önce cevabı verdi bile. Ben ekran karşısında izlerken olumsuz dedi. Niye öyle dedi? Yani benden habersiz karşılıklı yaptı. Karşılıklı aldığınız bir karar değil miydi bu? Hayır. O yüzden de sinirlendin, taliplerini kabul ediyorsun. Evet. Peki, Uğur'cum kim geliyor? Peki, davet ediyoruz o zaman. Abdurrahman Bey geliyor efendim. Hadi buyurun. Hadi yavrum gel bana, sarılalım can cana. Neyin varsa al senindir, yeter ki gir dünyama. Abdurrahman hoş geldin. Hoş geldin Abdurrahman. Abdurrahman ara ara geliyor biliyorsunuz, Hatay'da yaşıyor, kuaför. Evet. Buyurun konuşun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Hatay. Daha önce evlilik yaptınız mı? Evet, yaptım evlilik. Bir evliliğim oldu. Çocuk var mı? Var, evet çocuğum da var. Ne iş yapıyorsunuz? İş yapıyorum, kuaförüm. Kuaförsünüz. Bay bayan kuaförüm. Kendi işletmeciliğimi yapıyorum. Hmm. 15 senedir İstanbul'daydım. 15 sene İstanbul'um bitti belli bir sebepten dolayı. Yani iş yerimi yıkılış oldu. Yıkılış olduktan sonra memleketime döndüm. Şu anda memleketteyim. Çok güzel bir ortamım var. Dükkanımın bir de heyecan var ama şu anda. Heyecanlısın Abdurrahman. Aynen abi, ilk defa heyecanlı oldum ben de. Bir hayır var bu işte o zaman demek ki. Hadi bakalım. Hatay'da mı yaşayacaksınız? Evet, Hatay'da yaşayacağım Seda abla. Biraz yardımcı olayım, konuşun. Evet. Buyurun anlatın kendinizi. Kendimi... Nelerden hoşlanırsınız, neler yaparsınız? Nelerden hoşlanırım? Çalışmayı çok severim. Senede bir 10 günümü sırf sadece gezmek için kendime ayırırım. Gezmek de dersen şehir mi? Hayır, böyle yayla hayatı, ormanlarla başa baş. Yani bir temiz bir yayla bir havası almak isterim. Tatillerimi de öyle bir yerlerde geçirmek isterim. Normalde şehir havasını zaten 15 senedir bir İstanbul'daydım. İstanbul'dan bayağı bir sıkıntı olduğundan dolayı kendi memleketim isterim. Güzel bir yer, ufak yer olsun, rahat olsun, güzel bir huzurlu bir evim olsun, güzel bir işim olsun. Şükür olsun hepsini de yaptım. Şu anda güzel bir mekanım açtım, kendi yerimi kurdum. Her şeyim hazır. Sadece şu anda bir beklediğim bir evlilik. Şükür maddi durumum da çok çok iyi. Yani senin için ideal eş Hanife mi? Onu öyle mi karar verip geldin? Evet, şimdi Hanife'yi ben şu şekil gördüm. Hı. Normalde benim hoşlandığım ya da beğendiğim bayanlardan böyle biraz hiperaktif, ağzı susmayıp da böyle konuşan. Ağzı susmayıp. aynen. Ağzı evet. Susmayıp da konuşan. Evet. Hani susmasın yani, bir şey olduğu zaman ya da birisi karşılık verdiği zaman, yani yolda yürüdüğü zaman bir tanesi laf attı. Kendini savunabilsin diyorsun. Evet, savunabilen bir tane bayan istiyorum. Hmm. Hanife de onu gördüm. Kendisini savunan bir insan. Güzel. Onun için talip oldum. Bir de özellikle gözlerini de çok beğendim. Gözleri de çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sosyal faaliyetleriniz neler mesela? Sinemayı sever misiniz? Sinemaya bugüne kadar hiç gitmedim desem. Hiç gitmedin şimdiye kadar. İstanbul'da yaşadım ama hiç gitmedim. Ben evet. De çok seviyorum sinemayı. En sevdiğim bizim sinema. Orada sinema hay gitmedik ama inşallah yani. Gideriz. O günler de gelirse gideriz. Götürür Hanife'si. Tabii canım, yani anlaştıktan sonra gideriz. Tabii ki. Yorum istiyor musun Hanife? Tabii ki. Yorum yapmak isteyen var mı? Hanife ile Abdurrahman için. Abdurrahman kuaför kardeşimiz. Semih. Mikrofon nereye gitti? Abdurrahman arkadaşım hoş geldin. Teşekkürler, sağ olasın Semih abi. Şimdi az önce Hanife'nin söylediği bir kelime, sosyal faaliyetlerde de sinemaya gider misin, oraya buraya gider misin? Ama senin hem bayan hem erkek kuaförün olduğun için zamanın olmayan bir arkadaşsın. Ama Hanife sen ona yardımcı olacaksın. Zamanını mümkün olduğu kadar ayıracaksın sosyal faaliyetler için. Daha güzel, daha etkinlik, daha iyi bir... Şimdi birinci evliliğimde şu şekil olmuştu. Kendime ya da çocuklarıma hiçbir zaman bir günümü ayırmamıştım. Hep kendimi çalışmaya vermiştim. Aferin. Ama şimdi onu yine şöyle bir zaman geçtiği zaman kendi kafamca düşündüm. Hem gencim hem hanıma o zamandan ne yaptım? Gün ayıramadım. Kendi vaktimi de ayıramadım. Ama şimdi aklım tam yerine geldi desem, ikinci evliliğimde olduğu zaman haftanın bir günü belli bir günlerimiz var. O günlerde de kendim kapatık ailem ve çocuklarıma ayıracağım. Peki. Hanife, Hakan'la ilgili iddialar ortaya atıldı. Dün burada sen yokken konuşuldu. Bu konuda ne diyorsun? Hakan'a telefonunu vermişsin, bir şeyler olmuş. Neydi? Çiğ köfte anlat bakayım.
Ben anlatayım onu ya. Peki Hanife anlatsın. Olduğu sonra gibi anlatayım da. Çiğ köfte Hakan cevap versin. Evet, ben istedim talip çıkayım diye. O da neden o konuyu da dile getireyim. Kafamdan bazı şeylerin bittiğini göstermek adına birilerine talip çıkmak istedim. İhsan'a. Onu da... Niye yani, çocuğu beğendiğin için falan değil mi? Ayıp etmiş o çocuğu, harcıyorum bak şimdi. Çocuğuma günah. Deneme tahtası mıyım abla yani? Hayır, deneme ya. Tahtası olarak ha? Değil ama bak şimdi. Deneme hayır tahtası. O konuda... Evet yani. O konuda değil ama bak, yanlış anlaşıldım. Hani kendimi aklama adına... bir de zaten yani Hakan'da yakışıklı çocuk sonuçta aslan yani. Aslan gibi çocuğuma bak. Yani. Sen bunu İhsan'a göstermek için mi bunu yapmak istedin? Yo. Hakan? İhsan o zaman yoktu ki. Peki Hakan olumlu dese yürüyecektiniz yani. Yürürdüm. Birlikte. Niye yürümeyeyim? Sonuçta burası hani eş arama yeri yani. Kardeş, bacı diye bir şey yok ki. Yok, doğru. Hepiniz evlenmek için buradasınız. Ben her zaman en başından beri söylüyorum. Burası tabii. Eş arıyoruz sonuçta. Ben bir insana abla dediysem benim için o insan abladır herhalde. Hanife'ye abla mı dedin? Evet. Ben size demiyor muyum kimseye ablam abla demeyin burada diye? Ama benim yapabileceğim bir şey yok. Yaş farkı var arada. Sen. Ben öyle bir insana bakamam. He. Niye? Hani. Nasıl bakayım ki abi yani? Benim ablam yaşında. Ha, yaş farkı. Yaş olsun, gene de abla demeyin çocuğum. Ay şöyle bir şey var. Yaş takıntısı bence, ben yaşa takılmıyorum. Çünkü neden derseniz, yani sevdikten sonra yaş büyük veya küçük fark etmez. Gönüller bir olsun. Ben hep buna inanıyorum. Gönüller bir olsun. Evet, peki. Mehmet, al çocuğum mikrofonu. Özür dilerim ama Seda abla, Hanife Hanım aynı teklifi bana da bulundu. Aynı günde taliplim var dedi. Nedenin olduğunu da ben açıklayayım. Gülmenin bir gereği yok. Hep ikimiz de biliyoruz bunu. Özer Bey'den kurtulduğumu sadece televizyonda dile getirmek istiyorum. Bunun için ben bana talip çıkar mısın dedi. Ama Mehmet, bir şey söyleyeceğim. Ne kadar dürüst değil mi? Evet. Ben de tamam dedim. Direkt yani, söylemiş. Eğer ben de bunu kabul edecekse ben de tamam dedim. Yalan söylemeyeyim. Ama aynı günde taliplim var dedi. Ben de geri çekildim. Ne oldu Abdurrahman? Mehmet Bey, şimdi Seda abla... O dediği günü öğrenme imkanım var mı? İki hafta önce. İki hafta önce cuma günü. Sen yokken oluyor. Sen bunlar. Ne yapacaksın? Niye sordun ki? Yok, sadece bir sen yoksun da eski işler. Yani, iki hafta önce. İki hafta ayrıca bana çok dürüstçe geldi. Söylemiş, demiş ki bu şeyden kurtulmak istiyorum. Taliplerin önünü açmak istiyorum. Evet. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim. Anlaşabilsek gidecektik de kendisi aynı gün talibim geldi dedi. Ben de geri çekildim. Kız evlenmek istiyor, ne bak, yapsın? Çocuğu, benim Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Çocuğa. Bir şey söyleyebilir miyim? Benim burada kaybedecek zamanım yok. Evet. Sonuçta ben evlenmeye gelmişim. Boşa geçirecek zamanım da doğru, yok. Evlenmek benim istiyorum. Benim de zamanım yok. Ben de evet. Yani şu anda... Ben hemen alıp geçeceğim diye Abdurrahman. Evet, hadi. Yani, tabii evlenince, ki evlenince anlaşırsak diyor iki gün içinde hemen. Ben nişan yapıp, bırak haftaya da nikah yapıp çek Mehmet götürmek de diyor isterim. Ki bana fırsat söyledi, kaçta sonra. Ben yürüyecektim biraz. Ama diyor. Çıkmadı ki. Neyi? Hayır. Mikrofona söyle. Aa, Mehmet hayır. Yalan söylemem. Lütfen. Hayır, ben de yalan söylemem. Çıkmadı. Hatta öyle bir şey yok. Hatta konuştum. Özer Bey'den de izin aldım. Kendisi de biliyor. Özer'den de izin ne aldım Hanife'ye talip oldu. İzin alın. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Özer bir şey söyleyebilir miyim? İzin alan bana gelmesin abi. Ama hayır. Gelmesin izin alan. Kendine güvenerek geleceksin. Bir saniye sizin o zaman... Mehmet Özer, Hanife'nin babası mı çocuğum, izin alıyorsun? Gel bizden izin al Uğur'la benden. Özür dilerim ben. Özel bir... sorusu. Özel izni... Halife'nin alakası hatta yapar. İznini aldım ben. İznini aldım. Tamam oğlum dedi. Yazacağım dedi. Pazartesi günü dedi. Talibi vardı çünkü. Al kız gidiyor. Sen ağzını aç, daha orada otur. Sen izin Özel bu arada ben. Sinek kaydı tıraş. Şimdi Seda abla. Hayırdır? Yani bazı şeyler deniliyor yani sakallı. Bu kadar bakımlı. Böyle bir fresh duruyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim. Ya hafta sonunda ben... Bir şey olmuş, tövbe estağfurullah, böyle sana bir nur gelmiş yüzüne. Hafta sonunda biraz değişiklik yaşadım. Alışveriş yaptım. Gamze'nin etkisi var mı bunda? Gamze'nin mi? Kimin etkisi var? Arkamda da gözüm var. Evet. Onun farkında değil. Evet. Böyle yapıyor sana. Yani böyle bir tövbe estağfurullah, böyle bir şey. Şimdi Gamze'nin bir etkisi yok. Yani yalan söylemeye gerek yok. Gamze'nin herhangi bir etkisi yoktu ama ben kendim bir değişiklik yapmak istedim. Evet. Benim için de çok uygun, çok iyi oldu. Çok iyi olmuş. Bir de ben bir şey söyleyebilir miyim Seda Hanım? Evet kardeşim. Yani ben burada duruyorum, benim söylediğim her şey doğru çıkıyor. Mesela? Mesela. Hanife Hanım bana dedi ki işte ben seni çok beğeniyorum, şudur, budur. Defalarca kendisi söyledi. Ben evet. Ona karşı tek bir şey söyledim. Senin bana olan sevgini ben inanmıyorum. Ne oldu? Yine benim dediğim oldu. İhsan'la... Burada hani şey olmuştu ya, işte çaya gittiler ya, evet. Yani ben o muhabbeti bilerek yaptım. Çünkü ben zaten İhsan'ı seçeceğini biliyordum. O yüzden yani şimdi İhsan'ı seçmekle kendisini
Hanife kaçıyor bana, seni şu an. Yani beni haklı çıkartmış oldu. Onun çaya çıkartarak. Ne ama oldu? Hanife seni çok bekledi. Bu yeter. Bu saatten sonra yo. İnanıp inanması çok umurumda değil. Ben evet burada kendimi yırttım. Kendimi yırttım burada paraladım. O zamana kadar inanmadı da o zamandan sonra inanıp da insanın hani zamanında işte ben istediğim zaman çaya gelir demesi yanlıştı. Çünkü bitti. Tren kaçtı, el sallaması lazım bu saatten sonra. Öyle diyor. Sen evlen bu Abdurrahman'la. Bu konuyla Hanife. İlgili veterimiz varmış. Evde hem de. Aa görmek istiyorum. Çok meraklandım. Birçok insan özeri beğenmezken, birçok insan eleştirirken sen hangi tarafını gördün ki özerini? Gamze'nin bu sözleri özeri şoke edecek. Ya adamı ruhundan alıyor, ruhunu okşuyor yani. Valla ben onu hiç görmedim Özer'de. Selma'nın ilanı aşk ettiği Özer'e... Ağır bezirken, konuşurken ağır, hareket ederken ağır işte. Gamze'den ağır sözler. Gamze'nin sözleri Özer'i kızdıracak. Evin playboyu Özer'e aşık olduğunu dile getiriyor Selma. Valla iyi gidiyor, artık kafa yemek üzere. Yani Özer'i düşün tutturdum bir yol gidiyorum bakalım. Özer'den sana bir yeşil ışık var mı? Hissediyorum ya, boş değil ya. Selma'nın Özer'le ilgili hisleri ileri seviyede. Görünce eli ayağı titriyormuş Özer'i. Gece gündüz onu düşünmek, resimlerine bakıyorum artık diyorum ki ya ben ne yapıyorum. Elim ayağım titriyor, önceden böyle bir şeyim yoktu. Daha önce Hanife ile arasında temas olan, Çiğdem'le nişanlanan ve güzelin kafasından güller döken Özer'in daldan dala konduğunu bilmeyen yok. Adanalı Gamze iddiasını ileri boyutlara çekiyor. Özer'le ilgili eleştirilerini sertleştiriyor. Ya Özer çapkın, işte Özer şey yapmaz, seni ya güzel falan. Özer'le çapkın, şu an kim yürüyor be? Özer'le tekrar çapkın olacak, kafası var. Elbette Selma'nın bu sözlere itirazı var. Zira Özer'e deliler gibi aşık. Ama öyle bir bakışı var ki, bana cevap verirken mest oluyorum ya. Bakalım Özer Selma'nın aşk itirafına ve Gamze'nin kendisiyle ilgili sert sözlerine ne yanıt verecek? Ne yanıt vereceksin? Efendim? Gamze Hanım da ilk geldiği zaman biliyorsunuz o sanırım Emrah'ın oturduğu yerdeydi. Ben de evet oradaydım. İnsanın oturduğu yerdeydim. Bir atıştık orada. Hatta hiç unutmuyorum Murat arkadaşımız da vardı. Bodrum'da şey demişti. İşte büyük aşklar büyük kavgadan doğar demişti. Yani bilmiyorum bakalım. Yani ben çünkü kendisini tanımıyorum. Ama dün ben gece tekrarını izledim. Sanırım eski eşine de seslenmiş. Eski eşi ona bağlandı arada. Ha, o yani sonuçta öyle bir muhabbet oldu. Evet, tabii ne olduklarını bilmiyorum şu anda. Onların pozisyonunu da bilmiyorum. Zaten kendisini fazla tanımıyorum. Hı. Ama sonuçta burası bir evlendirme programı. Burada sizin dediğiniz gibi kimse abla kardeş değil. Sen beğeniyorsun ama Gamze'yi. Ya bana da hep böyle atarlı bayanlar geliyor yalnız. Farkında mısın Seda Hanım? Yani böyle Özel'cim, atarlı. Özellikle söylüyorum ben atarlı değilim. Ben atmam. Oo güzel. Beni atmam. Yakalamış. Atmam tutarım diyor. Yani atar hani at. Şimdi atarlı demek. Diğer hanımefendiye ne diyeceksin sana? Çok aşık biri var Gamze'ye anlatıyor derdini. Ya şimdi şöyle hem sen. Hem öyle böyle değil yani. Çok mu? Daha inanın artık kafam 3-5 tane Özer oldu. Selma o kadar aşık. Yani şöyle söyleyeyim bakın hani ilk başta bana çok samimi gelmemişti hani diye ama gerçek anlamda ciddi inanın el ayağı titriyor. Bahsederken konuşurken. Özer için. Evet Özer onu reddetti. Vallahi bilmiyorum ben hani Özer Bey'i ben de çok yakından tanımıyorum ama bir fırsat vermesini isterim ondan Seda sonra. Seda Hanım siz reddettiğini zannediyorsunuz. Alttan ona mesajlar gönderiyor tekrardan talip ol diye. Allah. Siz onu hayır, biliyorsunuz. Talip ol diye. Hayır öyle bir şey yok. Üst kapakları biliyorsunuz. Mesajlaştıkları doğru ama kesinlikle gördüm. Talip ol diye. Ben Selma ile çok yakinen konuşuyorum. Hayır onu demiyorum. Asla ben bana talip Selma ol diye bir şey söylemedi Özer. Ben biliyorum mesajı. Mesajlaştıkları doğrudur. Ben de gördüm konuştuklarını ama bana talip ol diye. Tamam başka bir şey soracağım Özer'e. Özer mikrofon sendeyken. İhsan'ın Hanife'yi elinden tutup kaldırması Çiğdem çok beylik laflar etti. Dedi ki evet. Çok yalvaracaksın, ayaklarıma kapanacaksın ama seni affetmeyeceğim dedi. Doğru, sen Çiğdem'i burada en iyi tanıyan sensin. Evet. Sence Çiğdem İhsan'ı affedecek mi? Mümkün değil. Etmez diyorsun. Mümkün değil. Evet, yani Çiğdem. Ben Çiğdem'i birazcık tanıdıysam İhsan ne yaparsa yapsın bu saatten sonra Çiğdem asla affetmez. Asla. Niye seni affetmişti bir kere? O benim Seda Hanım. Özer'cim, ben kimseye yalvarmıyorum.
Kimsenin ayaklarına da kapanmadım. İhsan Bey zaten Çiğdem'i kıskandırmak için beni kullandı arada. Dışarıda görüşüyorlar. Çok geç anladın ama Hanife. Çok geç anladın. Çok ya geç anladın. Sen araya girme istersen ya. Orada ben kendimi sen hani iddialı konuştun ya. Ben iddialı konuştuğun için o eli tuttum orada. İşte sen bunu Seda çok geç anladın. Peki Çiğdem ya. Söz hakkı istiyor. Çok kısa. Burası askeriye değil. Burası bence bir evlilik programı. Özel benden üstün de değil. Ben Özer'e bir şey sormak istiyorum mümkünse Seda Hanım. Özer dünkü benim talibime, Nedim Bey'e benim olmadığım yerde giderli konuşmalar yapmış. Ben bunun açıklamasını istiyorum hemen, Özer'den. Hemen cevap ver Özer. Ben mi İhsan mı? Sen Özer. Ben. Sen. Ben dün Nedim yoktum. De orada. Ben bana. Seda Hanım ben dün yoktum. Nedim'i göremiyorum ben de. Nerede? Şurada yukarıda. Gelsene yanıma. Şuraya gelsene yanımıza. Hangi konuda Özer giderli mikrofonu konuşma yaptın? Mikrofonu da al. Orada kızdaydı mikrofon. Bak. Ya bunun Çiğdem'le bir ilgisi var mı yoksa dikkat farklı et. Bir konu mu? Bir dakika. Bir dakika. Özer seni arayıp. Arayıp değil Seda Hanım. Ne yaptı? Yüz yüze konuştular yüz yüze. Herhalde. Yüz yüze. Dün çayda bana Nedim dedi ki karşınımda sorabilirim. Çiğdem dedi, senin hakkında dedi, Özer dedi, arkandan dedi konuşuyor. Aslında öyle bir bayan değilmişin dedi. Doğru mu Nedim? Ben bunu Nedim'den değil, Özer Bey'den açıklamasını öyle istiyorum. Öyle bir bayan derken nasıl bir bayan? Ben yani? Dün yoktum Seda Hanım. Yoktu ki burada ben adam. Ben dün yoktum ki, Özer ben nasıl dün? Nedim'le konuşayım? Ya Seda Hanım, çay içerken Nedim bana dedi ki, Çiğdem dedi, Özer dedi, senin arkandan konuşma yapıyor dedi. Benim arkamdan Özer konuşma yapamaz. Özer beni ne kadar tanıyorsun da arkamdan ileri geri konuşuyorsun? Çiğdem sen... Hayır ben senin bunun şey açıklamasını istiyorum senden. Ben bir anneyim. Bir dakika beni dinler misin? Ben senin önünden arkandan konuşmuyorum bu bir. İkincisi ben dün yoktum bile. Anlatabiliyor muyum? Ve ben senin hakkında konuşsam da kötü bir şey söylemem, iyi bir şey söylerim. Nedim sen ayrıca söyler misin? Bir şey söyleyeceğim. Kimse kimsenin arkasından konuşmasın Seda canım. Seda Hanım. Kimse hak etmiyor arkadan konuşulmayı. Benim arkamdan ne Özer'i... Bak ne İhsan'ı, ne Emrah'ı hiç kimse konuşamaz. Çünkü ben düz, böyle bu şekil bir bayan değilim. Nedim biz seninle konuştuk mu dün? Yok konuşmadık. Tamam daha ne Nedim bana çayda aynen bu şekil söyledi. Nedim niye yani dedi? O zaman bunu sorun. Geçmişteki olaylardan bahsetmiştim. Özer'le. Geçmişimde de konuşamaz. Ben Özer'lenlik hiçbir şekilde hiçbir şey yaşamadım. Geçmişte buradaki konuşmaları demiştir evet. Ama canım. Yok geçmişteki. Seda Hanım onu bile konuşması etik değil. Ben de inanmıyorum Özer'in böyle değil. Arkadan konuşup böyle şeyler yapacağına inanmıyorum. Özer sana bir şey söyleyeyim mi? Sen diyorsun ya. Sen bana hiçbir şey söyleyemezsin. Sana her sen şeyi sen bana hiçbir şey söyleyemezsin ya. Neden biliyor musun? Senin benimle konuşman için. Bak senin benimle konuşman için var. Şimdi bak, bir Özer, dakika beni dinler misin? Ben arkama sen benimle bakmıyorum. Hiçbir şey konuşamazsın Çiğdem. Önüme bakıyorum. Sen benimle hiçbir şey konuşamazsın. Neden konuşamam? Konuşamazsın. Neden? Konuşamazsın. Neden çünkü, ama neden? Çünkü şimdi kalbi kırıldı Çiğdem. Senden böyle bir şeyi duymak onu üzdü. Ama Seda Hanım ben de dün neresi bana Nedim orada ama çay içerken... Ama bak yanlış anlamışsın. Nedim diyor ki ben eski burada canlı yayında geçen konuşmaları hayır o söyledim. Zaman Nedim sen de yalan konuşuyorsun. Ben Özer'in arkadan konuşuyorum. Bak, hayır, hiç sen de yalan ya. Konuşuyorsun. İkinizce bence bilmişsiniz. Kapa diye değil. Doğru neyse onu söylüyorum. Çünkü ben yalanı sevmiyorum. Vallahi o senin düşüncen. Nimet çok akıllı kızsın ya. Hemen İhsan'ın kapısı açıldı diyorlar bu arada. Bak katılıyorum Çiğdem. İhsan'a kapıyı araladın o arada. Yani özellikle Nedim'e çemkirirken İhsan'ın kapısı aralandı. Şimdi Seda Hanım ben size... Ben senin kimsenin arkasından konuşacağına asla inanmam. Yapmam. Ben inanıyorum. Asla. Ben sen öyle bir adam değilsin. Öyle bir adam. Gerçekten öyle bir insan. Konuşur. Aynen. Arkadan. Aynen. Allah Allah. Konuşmaz. Bak burada zaten herkes. Zaten Seda Hanım. Seda Hanım siz geçen gün bir şey demiştiniz. İhsan senden haz etmiyor. Funda bak hayır diyor. Ya Funda kaç gündür tanıyor ki burada? Seda ablacığım ben de katılıyorum size. Özer abi öyle bir insan hayatta. Değil. Hayatta. Özer abi öyle sen, bir insan değil. İhsan sen Funda'dan sonra geldin ya. Ben şeyle karıştım. Funda buradaydı değil mi arkadaşım? Zaten Funda da beni çok kıskanıyor. Tabii. Seda ablacığım. Çiğdem evet Emrah. Evet. Bir dakika. Çiğdem abla bir dakika. Öncelikle Özer abi hakkında dediğin şey doğru. Özer evet. Abi kimsenin hakkında arkasından konuşmaz. Ben bir konuşmaz. De bu buluşturmaya bir şey diyebilir miyim? Hanife ablacığım. Abla diyeceğim. Değil.
giyeyim yani. Demeyin, kızıyor ya. Saçma ya. Hanife de, Hanife. Ne kadar saçma demeyin sapan giymeler bunlar ya. Abla demeyin. Hanife Hanım, Hanife Hanım. Ben size iki tane... Biraz daha söylersen anne diyeceksin yakında bana. Hanife Hanım, ben size iki tane şey söyleyeceğim. Bir, buluşturmayı yakıştırdım. Yakıştırdım. Teşekkür ederim. İkincisi de bir şey yakıştıramadım size. Hakan'a, Mehmet'e dediğiniz şeyi normalde bana demeniz lazımdı. Normalde, seni atlamışım pardon ya. Kusura bakma, bir dahakine sana söylerim. Normalde Seda Hocam deneme tahtası bendim. Tamam, sulandırmayın. Peki Nedim, yerine oturabilirsin. Sulandırmayın. İhsan, bu arada kapın aralandı. Çiğdem yumuşadı. Ben şu an herkesten bir... Evet, Çiğdem bir şey söylüyor. Diyorlar ya, Özer kimsenin arkasından konuşmuyor diye. Mesela nasıl şunu söyleyebilirim. Şengül Hanım benim oğluma seslendi. Şengül Hanım'a neden o zaman söyleyebiliyor Özer benim oğlumdan için çok yakışıklı değil, onun nesine seslendin diye. Özer galiba sen aynaya dargınsın. Yüzleştirilirse ben öyle bir cümle hayatım boyunca Gürkan kullanmadım. Gürkan için mi dedin? Gürkan çok güzel bir çocuk, evladım ya. Yok şey, hani ben seslendim ya, sonra Özer Bey'in yanına oturdum buraya. Tribünde ha. Gördünüz. Ha. Sonra dedim nasıldı? Hani tatlı biri dedim. Neresi tatlı değil? Hani neresi tatlı dedi. Espri yapmıştır dedi. Ya yok yok. Şengül yapmış. Doğruyu konuş. Şengül. Doğruyu konuş. Ben mi yalan söylüyorum şimdi? Ya ben sana Gürkan hakkında yorum yaptım mı? Ben Gürkan, yorum yapılacak bir çocuk da değil ayrıca. Yürü be, kim tutar seni? Herhalde. Maşallah. Mikrofon nerede Müjdat? Çiğdem konuşuyor. Benim çocuklarımın arkasından hiç konuşma Özer. Benim çocuklarım beni kırsa da, üzse de... Ben, bak bir saniye. Seda Hanım, hiçbir şey şekilde miyim? Konuşma. Bir şey söyleyebilir miyim? Aslan gibiyim ben onların arkasında. Dağ gibiyim. Anladın mı? Soy isminin sonunda da dağ olduğu için. Dağ. Ben bir şey söyleyebilir miyim Seda Hanım? Ben nişanı attıktan sonra kesinlikle Çiğdem'le ne telefon, ne mesaj, ne de bu dışarıda hani kafede falan oturuyorlar ya, hiçbir şekilde konuşmadım. Ayrıca Gürkan arkasından ya konuşacak. Seda Hanım, bu Özer gerçekten çok abartarak kendini ifade etme. Hani hep öne çıkartıyor. Gerçekten çok yani farklı peki, karakterler. Peki tamam, Gürkan'ı tartışmayın burada, çocuğun tartışacak nesi var ya. Gürkan'ı tartışmıyorum, ben Özer'i Şengül, tartışıyorum. Şengül, Gürkan demişken sen villada gece horlayanlar olduğunu söylüyorsun. Horluyorlar mı gece? Müjdat, mikrofonu uzatsana. Şengül mü söylemiş bunu? Şengül söylemiş. Demiş ki gece bu villada horlayanlar var demiş. Kadınlar arasında horlayanlar mı var? Yastıklarını düzeltseydin. Seda abla. Horluyorlar. Horultudan uyuyamıyorum demişsin. Evet, koltukta yatayım hatta salonda. Yani iki kardeş horluyor. İzleyenin BTR'si var. Horlayanlar varmış. Merak kim bunlar? Şengül de bugün sinirli. Sana ne oldu, kalktın? Gözlerinden şişmiş bundan. O da ablasın şiir. Dedi ya işte o. Ada evinde horlama gerilimi. Horluyor bir horlama. Ada evinde geceleri horlayıp Şengül'ü uyutmayanlar kim? Ada evinde hanımlar arasında ilginç bir polemik yaşanıyor. Şengül'ün bir iddiası var. Gece horlayanlar olduğunu iddia ediyor Şengül. Ya düşün, gece uyumadım sen. Niye uyumadın yani, hayırdır? Horluyor bir horlama. Şengül horlamalardan epey rahatsız olmuş. Bir de şey... Yatağını değiştir kızım, git baş memur odaya. Ya ben de odadan gidiyorum zaten, o da senin olsun. Ben de yarın gideceğim. Ancak hanımların Şengül'e itirazı var. Gamze ve Elmas'ın annesi Ayten Hanım horlama konusunda Şengül'e karşı. Horlasın ne olacak ki, ne olacak? İnsan harbi horluyor. Horlayanların kim olabileceği konusunda Şengül'ün bazı ipuçları var ama Gamze ve Ayten Hanım durumun normal olduğu görüşünde. Ne olacak olsun, ne olur olmuş. Ben hatta zaten ki sen teyze duyacak şimdi gelecek bağıracak horlama diye. Horlayanların bayanlar evinde olduğuna emin misiniz? Ben hiç sanmıyorum, öyle mi acaba? Yeni geldiler Seda abla. Efendim? Ben de arada sırada yapıyorum onu. Arada ne sırada yapabiliriz ki? Bilerek mi yapıyorsun? Horluyor musun? Yok, yorgun olduğum zaman yapıyorum. Horladığını nereden bilebiliyorsun ki? Söylüyorlar. Söylüyorlar. O da arkadaşı söylüyor. Ha, da arkadaşı Zühre söylüyordu mesela. Ya söyle bunda çekinecek bir şey yok ki, sonuçta isteyerek olan bir şey değil. Zühre o da arkadaşıydı yani Ferin. Horluyorlar demek. Başka ne yapıyorlar? Horlama. Tövbe estağfurullah. Hay Allah. Gittin söyledin mi? Horluyorsun. Kafasını düzelt. Yastığını düzeltseydin. Yastığı yüksek gelmiş. Bir
Niye yok? Bade hatta dün benim odamda kaldı. Ha. O da diyor çok kötü. Ha. Hay Allah. Peki. Peki. Evet, bir sepet var burada. Sepet, sepet, sepet. Yumurta sakın beni unutma. Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna. Bu sepet adaylarımızdan birine gelmiş arkadaşlar. İçinde neler var? Gül yaprakları ve not var, notu oku. Çikolatalar var. Aa, çikolata da mı çikolata var? Çikolata ile gül yapraklarını karıştırmış çikolata. Bir not var. Çikolataya bakışımı gördünüz mü? Niye öyle baktığımı söyleyeyim mi? Sütlü ya, sevmem sütlü çikolata. Sütsüz severim. Sütlü çikolata. Sütlü çikolata hiç sevmem. Bu gelen, bunu getiren adayımız demiş ki, hepsinin tadına baktım, senin kadar tatlısını bulamadım. Yalancı. Hayatımın tadı olmaya var mısın? Yemin ediyorum şuraya bak. Hepsinin tadına baktım ne demek ya? Tövbe estağfurullah ya. Çikolatadan daha tatlısın demek. Çikolatayı bence kastetmiştir. Bence de. Bütün çikolataların tadına baktım ama bu kadar tatlı çikolata bulamadım. Al bunu ye filan demek istiyor herhalde. Sen hepsinden tatlısın aşkım demiş. Kime geldiğini söylüyor musunuz arkadaşlar? Kime gelmiş olabilir? Çok büyük ihtimalle bir bayana geldiğini düşünüyorsunuz ama yiyebilirsin. Başkasının çikolatası. Çiğdem erkeklere. Hanım. Erkeğe geldi. Erkeğe geldi. Erkeğe efendim. Gelmiş. Erkeğe geldi. Birazdan şimdi daha çok merak ettim. Bakabiliriz. Çikolatayı yemeyin. Yemeyin, almayın. Yeme çikolatasını. Isırılmış ama. Bunlar. Evet, hepsinin tadına bakmış, ısırılmış. Evet, bir erkeğe geldi. Zaten diyor ya hepsinin tadına baktım diye. Bir erkeğe bir geldi. Bir erkeğe, Yalçın abiye gelmesin. Yalçın abi. Tahmin etmiyor. Onur tut mikrofonu. Özel Bey geldi. Özel Bey geldi. Yalçın abiye gelmiş olamaz mı? Hayır, tahmin etmiyorum ona geldiğini. Belki de Semih'e gelmiştir Ayşe'den. Olabilir mi Semih Bey? Evet efendim, teslim ediyorum sepeti talibine. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna demiyor. Birazdan burada olacak, geliyor. Hepsinin tadına baktım, senin kadar tatlısını bulamadım. Hayatımın tadı olmaya var mısın Özer? Diyor. Bunu ne yapacağız? Başından mı döküyoruz? Çikolatalar yok, var ama. Çikolata var içinde. Neyse, gelince Özer'e mi gelmiş? Yap. Özer'e. Kesin, kesin. Onlar mı taraf olmuş? Öyle dediler bugün ama inşallah yanlış değildir. Peki o zaman Hanife ve Abdurrahman için karar anı başlasın. Evet Hanife, kararın ne? Ben çay içmek istiyorum. Peki, buyurun güzel, efendim. Buyurun. Çay yeri boşaldı. Çünkü çay yerinin tepesinde klima olduğu için Nazire'ye dokundu. Hmm. Yan tarafa geçtiler. Olsun, yan locada oturuyorlar. Tayfun orada tek kaldı. Ne oldu dedim, millet gitmiş. Baktım oraya geçmişler. Bizim yüzme hocası Mehmet'in annesi yine bugün bizimle. Nesin'cim hoş geldin. Hoş geldiniz efendim. Nesin, al mikrofonu, bir şey soracağım sana. Nazire'ye bir iki bir şey söyle de yumuşasın Nazire'ye. Vallahi biz gerekeni ben zaten Handa söylemiştim, yine de söylüyorum. Heh. Yani olsun, olacak bu iş Allah'ın izniyle. Olacak. Aşılmayacak olsun şeyler değil yani söyledikleri. Çünkü sen dün dedin ki ben oğlum hiç evlenmediği için çocuklu bir kız istemiyorum ama evet. Elmas'ın da Tayfun'un da çocukları var. Aynen. Dedin. Onlar mi uyumlu yani. Onlar uyumlu. Diğer şeyler de aşılabilecek şeyler yani onlar. Nazire, bizim yüzme hocası Mehmet'in annesi Nesrin'le tanışmışsınız. Evet. Evet. O da öyle istemedi. Anam ortalığı ayağa kaldırdı vallahi Nesrin. Biliyorum, olmaz, izliyordum. Olmaz da olmaz, oğlumu vermem dedi. İzliyordum, biliyorum. Dedi. Ama haklı bir sebebi tabii vardı kendince. Evet, çünkü evet. Oğlu hiç evlenmediği tabii için. Hayırlısı neyse olsun. Annelere evet, saygımız evet var. Hayırlısı yeni olsun bir buluşturma için Selma geliyor. Buyurun efendim. İstersen adını hiç koy. Yaşlanalım.
Evet, birazdan söyleyeceğiz. Özer'e sepeti kimin gönderdiğini söyleyeceğiz birazdan. Özer çikolataları yiyor bak. Yiyor bu arada, evet. Bak, bizim programımızda çikolata yemesi demek kabul etmesi demek. Etti kabul artık. Kabul etti, yedin çünkü. Yut. Kabul etti. Gül yapraklarını da ye, onları da kim ye. Kim geliyor Selma'ya? Davet ediyoruz. Selma'nın talebi Şükrü Bey geliyor efendim. Buyurun. Ellerinin boyalı dilek, yerden yere vurdun sen beni ben. Her acıya dayanamaz bu yürek, ölürüm de ayrılamam yer senden. Şükrü hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereden nasılsınız? Geliyorsunuz? Kocaeli'den geliyorum. Yaşınız kaç? Yaşım 37. Ne işle meşgulsünüz? Özel sektörde ben müzik işiyle uğraşıyorum. Hiç evlendiniz mi? Bir evlilik yaptım, evet. Çocuklarınız var mı? 19 yaşında bir oğlum var. Anladım. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Sormak istediğim tabii ki evlilikten beklentiniz nelerdir? Aslında evlenmiş, boşanmış olmanız normal. Ama çocuğunuzun olması tabii ki kesinlikle şey değil. Ben çünkü 5 ay bir evlilik yaşadım. Çocuğum yok. Kriterlerimde kesinlikle çocuğu olan biriyle evlenmeyi düşünmüyordum. Hayırlısı neyse olsun. Yani çocuğumun olması yetişkin ya, yani küçük bir sorumluluk. Değil. Yani ben öyle belirtmiştim ama. Kısmet belki yani, olur. Belli kısmet. Olmaz böyle işler. Belki tabii ki belli olmaz tabii ki. Seversin bir gün bir çocuklu. Evlenirsin, mutlu Ayten, olursun. Ayten, Nazire, nasıl gidiyor hanım? Takip etmiş miydin? Ayten, dönürünle artık anlaşmaya başladın mı? Bilmem, konuşmuyor hiç. Konuşmuyor. Konuşmayarak küs anlaşıyor. Küs gibi oturuyor ikimiz de. Küs gibi oturuyoruz dedi. Ekran başından bir yere ayrılmayın, bir yanlarına gideyim bunlar. Niye konuşmuyorlar? Bu itiraf ortalığı karıştırdı. Seda abla az önce Emrah Bey benim numaramı istedi, ben de... Güler, Emrah için talibi Mustafa ile tartıştı. Sen neyse bir bilmiyorsun. Çekil aradan ya. İlginç görüntüler. Şu anda çok sinirliyim bak ha. Birazdan canlı yayında. Evet efendim, evleneceksen gel devam ediyor. Tayfunların görüşmesi devam ediyor. Özer'in sepeti yanında, acaba sepeti kim gönderdi Özer'e? Ve vallahi, Selma görüşmede. Reklam arası Nazire'ye dil döktüm. Mehmet'in annesi Nesrin de duydu. Dedim ki Nazire'cime, Ayten'e güvenebilirsin. O çok iyi bir anne. Hiç merak etme, senin çocuğuna damat muamelesi yapmayacak. Erkek evlatlarından biri İnşallah. De oymuş gibi. Ben inanıyorum dedim. Benim yerimde olsan ne yaparsın dedi Nazire. Biraz zor bir kadın. Bilmiyorum. Düşüneceğiz hep beraber burada. Bir hayırlısı olsun de anneciğim. Hayırlısı olsun de, Allah yoluna koyar en güzel şekilde inşallah. Selma evet. için karar anı başlasın. Selma ve Şükrü için. Beyefendi çok kibar, çok iyi bir insan. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir kısmetiniz olur. Kısmet değilmiş. İnşallah. Olumsuz. Teşekkür ederim. Bir de bir şey söylemek istiyorum ben Seda Hanım. Beyefendiye alalım. Dur. Çünkü çocuklu istemiyordum. Teşekkür ediyoruz Şükrü Bey. Başından beri söylüyorsun. Evet. Şükrü Bey önceden başvurduğu için onu aldık. Başvuru evet. sırasına göre alıyoruz biliyorsun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Biraz evet. önce sürprizi yapan kişi bendim. Hangi Özer Bey'e yapan? Karşı olan hislerimde eminim. Duymuyor ki seni şu an. Ve Özer Bey'e aşığım. Özer Bey'i seviyorum. Şey. Eğer benle varsa bir yola devam etmeye, beni tanımaya. Ben her şekilde onu kendime ispatlamaya hazırım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gözlerinizin içine bakayım. Şey ne yapayım? Şu an burayla hiçbir ilgisi yok. Vallahi ben şu an titremek, titremek istemiyorum. Yani nasıl bir şey bilmiyorum Selma, yani. Selma sakin ol, bir kendine gel, rahatla. Kendim bir derin değil. Nefes al, konuşacağız. Şimdi baştan anla, bu sepeti gönderen sen Özer, misin? Bana bakma, ben de şok olarak kaldım gördüğünüz gibi gene. Bence şok olmamıştır herhalde. Özer, tak sepeti koluna, bir gel istersen şuraya. Şimdi o zaman ben... Ya da ben geleyim, siz de alayım oradan. Eyvah. Buyurun. Evet, var mısın? Sepetini de al. Sepetini de al. Özer. Yap. Yap. Çikolataları dökme kızın kafasından. Mikrofonu al. Şimdi doğru dürüst cevaplar ver.
Bu çiçeği kızın başına niye döktün? Şimdi içinde sizin de gösterdiğiniz gibi çikolatalar vardı. Sonuçta bir hediye gelmiş. Tatlıydım. Tatlı konuşalım diye geldim. Tamam. Daha önce zaten Selma bana bir kere gelmişti. Bak ama Özer, bu kız sana aşık. Şimdi çok Seda Hanım, dikkatli olmanı rica ediyorum. Anlıyorum. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Hani isim vermeyeceğim. Zaten herkes her şeyi biliyor. Ben burada birçok talibim geldi. Hepsi de işte ben seni seviyorum, sana aşığım şeklinde ifadelerde bulundu. Ama hepsi de sonuçta bunun olmadığını bana bir şekilde ispatladılar. Yani ben çünkü gerçekten buna inansaydım, onlarla da bu yola çıkardım. Ama ben şimdi Selma'ya da tabii ki bir de yani bu kadar ince düşünmüş. En azından biraz konuşmak isterim. Ama yol nereye gider? Çünkü sana inanmıyorum. Ben de o yüzden. Bana? Hangi i̇nanmıyorum. Konuda? Hanife oradan zaten bir gülüş fırlattı. Hanife. Nimet'le göz göze geldim gene ya. Her zamanki gibi. Benim doğrucu başı arkadaşım. Ama inanmıyorum. Bak Özer, dikkat et. Kim? Neden dediğimi anladın mı? Kız çok temsilcilerle sana bağlılığını anlatıyor. Gamze de inanmış bak, değil mi Gamze? Diğer arkadaşları bilemem, diğer talip olduğun sana olanlar. Ama Selma'yı gerçek anlamda ve ben şunu da söyledim. Ya dedim boş ver, sana bakacak derken özür dileyerek söylüyorum. Hani olmaz, sevmez, rica ediyorum. Eğer gerçekten böyle bir şey olmayacaksa. Bence de. Ve bana döndü dedi ki olmayacaksa da ben kendi bana karşı duyayım. Yani yüzüme karşı söylesin, ondan sonra olmasın. Senden çok rica ediyorum. Yaşlarımız da birbirine yakın. Birbirimizi daha net anlayabiliriz. Olmayacaksa direkt bir şekilde Selma. Çünkü hiçbir ben de dahil olmak üzere gerçekten hiç kimseye benzemiyor. Aşk sana aşık olarak anlamında söylüyorum. Ben de dahil çok olmak üzere derken. Peki bir şey daha söyleyeceğim o zaman. Aman çok özür dilerim. İtiraf et. Özür diliyorum. Onun arkasına itiraf tabii gelir. Tabii ki hayır, itiraf kesinlikle değil. Jesti beğendin mi? Bırak şimdi lafı karıştırma. Bir dakika. Çok önemli, ne? Çok önemli. Sen mi düşündün? Sen mi düşündün? Ben yaptım. Bak. Fena değildi. Yani şimdi bilmiyorum daha önce izlediniz mi? Tabii ki onun şeyiyle beraber anladım, düşünerek yaptım. Anladım. Yalnız o not kafasına takıldı Özer'in. Herkesin tadına notu baktım. Notu ben yazdım. Bütün çikolataların tadına baktım. Hepsinin tadına baktım ama senin kadar tatlısını bulamadığım için diye. Bak bundan neler çıkıyor bak. Ben çok romantiyimdir Selma. Bir de Seda Hanım. Selma sen de ne saf kızsın ya. Kadın kendi aşkını ilan etmiş. Vallahi yok. Bismillah. Tövbe. Yapacak bir şey yok. Hayır ben arkadaşım lütfen çok sabır. Kız sen demedin mi? Çok özür diliyorum. Bana bak. Olur mu hesap? Kız Gamze sen demedin mi? Annemle konuştuk ben oraya bir gideyim bakayım şu Özer'i tanıyayım aynen, diye geldim. Aynen bir gideyim ama bacım ben burada konuşulan hiçbir şey unutma. Selma'dan önce Selma'dan sonra diye konuşuyoruz onu. O Selma'dan önceydi. Şimdi ya bugün zaten. Öyle bir şey yok, evlenmek için buradasınız. Yarın Selma olmaz sen olursun. Kesinlikle. Çok, arkadaşım çok yapmayın seviyor. Yapmayın öyle birbirinize. Asla yok öyle bir şey yapamam. Yani. Lütfen Allah. Olumlu ya da olumsuz ciddi anlamda ben söyle. Şu an Özer'e inanmıyorum da hem Mehmet konuş çocuğum. Al mikrofonu annem. Gerçekten Selma ilk duygularını Özer abiyle ilgili benimle paylaşmıştı. Hepinize anlatmış belli. Yok ama ilk bana söyledi gerçekten. Hani gerçekten. Özer abinin şu durumuna inanıyor musun şu an? Özer abin ne yapsın sence? Ya bence Özer abi bir dinlesin ama Özer abi sadece şunu söyleyeyim. Gerçekten Selma'nın isteğine karşılık verebileceksen, anlayabileceksen gerçekten konuş. Ama sonradan üzüleceksen, eğer sen de sevemeyeceksen hiç başlama çünkü kız üzülmesin. Peki. Onu söyle. Semih hemen bir şey ekleyecek. Kardeşim, Selma Hanım kafede otururken ufak Gamze'ye ve ablasına seni ne kadar çok sevdiğini inan var ya o kadar içtenlikle anlatıyor ki o kadar tertemiz duygularla inan bunun samimiyetliğine güven yani. Buna çok iyi sen, bir sen Selma'ya güveniyoruz. Özer'e güveniyor musun şu konuda? İşte ben onu söyleyeceğim şimdi Seda Hanım. Heh. Yani Özer arkadaşım bunu çok dikkatli olman lazım. Bir de bir kelime daha söyleyeceğim Seda Hanım. Cihan'ın hepsinin selamı var. Serkan Allah Hacı'nın razı da. Olsun. Allah razı olsun. Hepsinin çok çok selamları sağ olsunlar. Var. Hanife ne diyorsun? Evet. Çünkü neden derseniz Özer güvenmiyorum mu dedin? Evet. Ha. Yani Selma aşık olduğuyla kalacak. Çünkü Özer'in sevdiği karakter şöyle bir şey. Sarışın mavi gözlü. Onun vazgeçilmezi. Senin gibi mi yani?
O onun vazgeçilmezi. Ne yapması lazım Selma'nın? Lens takması lazım. Saçlarını sarıya boyaması lazım. Yapar. Anca öyle gönlünü fethedebilir. Valla olduğum gibiyim ben. Beni beğenen böyle beğenir. Yok, kişiliğimi ben onun, değiştiremem yok, yani. Onun şeyini söylüyorum ben. Hem sen niye karışıyorsun ki? Dile getirdim. Onun çok mu seviyorsun isteğini Özer'i? Dile getirdim. Onun çok beğendiği tarzı, onun istediğini. Bak orada oturuyorsun hala buraya yorum yapıyorsun ya. Helal olsun, vallahi helal olsun. Ben her yere yeterim, rahat ol. İşine bak. Selma üzülme, o Abdurrahman'la evlenecek o. Seviyor musun? Özer seni seviyor mu? Üzülme. Ama bak ben böyle bir şey söyleyince, bir dakika. Ben böyle bir şey söyleyince yüzü güldü. Niye gülsün ki? Ben hiç dikkate bile almıyorum yüzü seni, kaleye bile almıyorum. Ben çünkü Özer'i tanıyorum. Neye güldüğünü, neye doğruladığını, Tek tek konuşun. İnanmıyorum. Bugün aynı serviste geldik. Normal şartlarda ben bile ilk başta kavga etmeme rağmen bugün serviste 1,5-2 saat kahkaha yapmamıza rağmen bir tek kelime dahi konuşmadılar Hanife Hanım'la. Kim? Hanife Hanım'la Özer Bey. Bir tek kelime dahil etmediler. Ki biz muhabbet ettik yani. Tamam kesinlikle, ama bak şöyle bir şey söyleyeyim. Kesinlikle yüzü güldü bu arada. Ben öyle bir şeye inanmıyorum. Bakın, Özer anlatamıyorum galiba. Diyorum ki onun beğendiği tarzı söylüyorum. Biz de yaparız onu. Çünkü yani tanıyorum. Ya, mavi gözlü birini bulacakmış. Peki Özer bu arada epeyce düşünme fırsatı yüz buluyor. Yüz ifadelerini bile biliyorum yani. Mimiklerini, yüz ifadelerini. Bu kadar. Uğurcuğum. Evet. Tayfun'un abisi bekarmış, Metin'le bir ilgilensene. Metin. Bak Gürkan'ın yanında oturmuş. Metin, Tayfun'un işi oldu olacak. Bizim orada önce büyükler everilir. Sen neden böyle yapıyorsun? Ben aslında oldu böyle bir beraberliğim oldu da 5 yakın tut. 5 sene beraberliğim oldu ama kısmet olmadı. Evlilik olmadı. Yok, nişanlı sözlülük oldu. Ondan sonra Nazire mi istemedi yine? Yok. O annemin şeyi, ona o yüzden hiçbir sıkıntı olmadı annemden yana ama kısmet olmadı abla. Kısmet. Ama hayırlısı yani. Öyle de birini göremedim yani. Nazire anne, madem Tayfun'u vermiyorsun, bu Metin'i bari evlendirelim ver. Çok seçici. Evet, istemiyor. Niye? Uyum kurusun, biraz seçiciyim. Yani inkar etme. Burada evlendirelim Nazire oğlunu, kısmet. Metin'i. Sana talip olmak isteyenler var. Kabul ediyor musun Metin? Kendi istiyorsun. Yani şimdi ben ne desem yalan olur yani. Bir ancak görmemiz lazım birimiz. Şimdi bir şey diyemem. Bir yani. Görelim diyorsun ama. Yani, niye olmasın? Kısmet diyorum yani. Kendini bir tanıt o zaman. Kaç yaşındasın? Ne iş yapıyorsun? Mersin'de yaşıyorum abla. Metin. Adım. 30 yaşındayım abla. Gemiciyim. Dışarıya gidiyorum. Avrupa'ya gidip geliyorum. Şu an izinde gibiyim yani. Normalde gemiciyim. Mesleğim gemici. Gemilerde talim var. Öyle evet. Yani ne bileyim. Beğenirsek eğer talip olan biri varsa eğer beğenirsek beyinlerimiz uyuşursa neden olmasın? Neden olmasın? Doğru söylüyorsun. Evet. Fransa'ya gider misin? Ya, öyle bir niyetim yok. Annesi bırakır mısın Fransa'ya talip çıksa? Bunda mı olacak kadın? Benle oğlum kalırız. Yolu daha var. Ben annemi hiçbir şekilde bırakmam. Annem ne derse olur yani. Bak ne güzel, çocuklar sözünü dinliyorlar Nazire. Tayfun da dinliyor, yazık, çok üzüldü. Sevdiği kadınla annesinin arasında kaldı Tayfun. Bir tarafta sevdiği kadın, bir tarafta annesi. Acaba ne yapacak? Ama sevginin karşısında her zaman saygımız sonsuzdur yani. Değil mi? Tabii ki. Peki. Bravo Metin. Peki. Metin de evlendireceğiz inşallah. Kısmet. Selma ve Özer için yorum yapmak isteyen var mı? Evet Burak. Sarı mikrofon. Özer abi merhaba. Merhaba. Bence çikolataya kanma, içinden ne geliyorsa onu söyle. Çikolataya kanma, hayır de mi diyorsun? Yok, içinden ne geçiyorsa onu söylesin diyorum. Mustafa'ya ver. Mustafa. Dur Sedan. Nasıl gidiyor? İyi diyelim, iyi olalım. Sizi sormalım. İyi misin? Abla. Gözdeyle var bir ilerleme, bir şey var mı, gelişme Gözdeyle? Yok, şu anda bir ses seda yok. Ses seda yok. Evet. Oturuyor önde, bak ne kadar güzel, sülün gibi kız. Kaçırdın kızı. Vazgeçti, mikrofonu hemen öne uzattı kız, Gözde. Evet Murat. Ben Özer abinin bir şey hissettiğini düşünmüyorum ama bayanın da jestine karşılık olduğu için oraya oturduğunu düşünüyorum. Ama bir şey hissetmedi. Hiçbir şey hissetmedi. Gürkan, söyle annem. Şey söylemek istiyorum. Özer abi, yani yanlış anlamayın beni. Buradakiler haricinde, dışarıdaki topluma diyorum. Özer abinin bu kadar kötü olduğunu söylüyorlar. Hani hep bir şey buluyorlar Özer abiye karşı. Bir sıkıntı, bir
durum buluyorlar. Kötü demeyelim ona da. Yok yok. Eleştiriyorlar. Ha, eleştiriyorlar. Evet. Hiç olumlu bir şey söylemediler Özer, diyorsun. Özer abi gerçekten çok çok temiz ve çok mantıklı, çok zeki bir insan. Nerede nasıl hareket edeceğini çok iyi bilen bir insan. Selma Hanım da tamam, güzel bir jest yapmış. Ama Özer abi... Yemez. Aslında. Çikolata yedi, çikolatayı ama yedi. Peki. Çikolatayı yer sadece. Filiz'cim yorum yapacak. Mikrofonu al, bekle Filiz'cim, karar alacağız. Ayşe ve Muammer kararlarını açıklayacaklar. Buyurun efendim. Geldiniz. Ne güzel yakışıyorlar bak. Çiçekle gelinmiş belli ki. Hafif sikletik. Buyurun sizde. Ver bakayım çocuğum çiçeğini, ver nasıl vereceğim. Bir dakika. Ne oldu? Şey. Söyle, ne diyeceğim? Duygu yok çünkü. Bir de bir şöyle şey dön, dön. İstiyorum. Dön. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye? Gel buraya gel. Gel şuradan yani bak. Buradan söyle ne söyleyeceksin. Buradan söylersen güzel olur. Biraz şey yap. Levik ya. Olur. Aa, süper. Ben o köprü denge serken o köprü birden kopsun. Yani. Duyamadık. Bir daha söylesene baştan. Köprüyü geçen kadar, köprüyü geçene kadar ne dediydi anlamadık. Çocuğum bir daha söyle. Ne diyorsun? Heyecanlan. Durun susun. Gözlerin deniz, kirpiklerin köprü olsun. Ben o köprüden geçerken bir anda ipler kopsun. Benim düştüğüm yer ise senin kalbin olsun Ayşe. Benimle evlenir misin? İnanın aşkıdır. Cevabını alalım Ayşe. Bir anda yüzüğü parmağına takıverdi. Annene, evet diyemedin bile. Annene soracağım mı, vereceğim mi sormadan? Annesi. Nasıl damadın, Muammer'i sevdin mi? Muammer'i çok sevdim. Heh. O gün içinde ondan kendisinden çok özür diliyorum. Yani tanımadan şey yaptık. Kendisinden tekrar özür diliyorum. Tanıdım, çok iyi bir insan. Ben de devamlı arkasındayım. Yani destekliyorum. Oh. Ailesiyle konuştun mu hemen? Dur. Henüz daha konuşmadık. Dur bir ailesiyle konuş bakalım, isteyecekler mi seni kızına? Kızı istemeyecekler. Hayır da. Öyle şey alıyoruz yani. Ne? Görüşmemiz haberleri oluyor. Alıyorsun. Haberleri alıyoruz. Ama en yakın zamanda gidin görüş dünürünle. Görüşeceğiz. Bak burada dünürler bak. Küs gibi oturuyor ikisi. Dur, göster yönetmen bak. Erkeğin bunlara gelmesi lazım. Sizin gitmeniz lazım. Yumuşatamıyoruz bunları biz. Yönetmen. Alıp. Evet. Yönetmen nereye gitti? Tabii ki. Tabii ki. Aileni alıp git. Zaten kararı erkek tarafı hani olarak diyorum, gidin aileyi alıp erkek tarafı gitsin, evet, kıza. Evet, kızın anası burada, erkek anası nerede şekerim? Heh, erkeği. Kararı vermeden hani dedik tanışma olmasın, hani kararını versinler. Şimdi hani kararı verdikten sonra tanışacağız. Peki. O zaman Ayşe'nin kararına göre aileler yan yana gelecek. Hmm. Ayşe, kimsenin etkisinde kalmadan çocuğum. Hmm. Muammer'in evlilik teklifini kabul ettin mi? Evet. Şimdi ilk adım ne yapacaksınız Muammer? Anlat annem. Annene tanıştıracağım. Tabii ki önce ailemle tanıştıracağım. Zaten devamlı konuşturuyorum, ben ailemle konuşuyorum. İzmir'e geçecekler bizimkiler istemeye. Tamam. Ondan sonra. Aferin. Ayten ben ne abi? Ben devamlı konuşuyorum. Aferin. Zaten. Ayten bir şey mi oluyor senin Ayşe? Ayten duygulandı. Çok duygulandı. Ayşe'yi çok seviyor. Gel tebrik et onları. Gel mikrofonla beraber gel. Gel. Ayşe'yi çok seviyor çünkü Ayten. Darısı başına inşallah Ayten senin. Dur. Seda Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim? Ayşe'nin annesi konuşuyor. He hayatım. Ayşe'nin ablası da burada. O da destek olarak geldi. Ablası kardeşine. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk, Ayşe'nin Seda ablası. Abla. Sen evli misin? Evliyim ben. Ha, iyi. Allah mutlu etsin. Hayırlı olsun. Sağ ol. Kardeşim. Zaten ilk önce ben istedim. Annem olumsuz dedikten sonra biz istedik. Annemi ikna ettik. Kardeşim de mutlu olacak diye. Mutlu istedi olsun. O da. Tabii. Mutlu olacak diye. İnşallah bir ömür boyu mutlu olursun. İnşallah. 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 Aferin Muammer. Aileler istemeler. Tabii bizim hep eşliğimizde olacak. Kameralar görüntüleyecek. İstemeyi çekeceğiz. Hepsini görüntüleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Perşembe günü nişanımız var. Oh. Hadi bakalım. Perşembe de nişanımız var.
Evet. Nişana gelecek değil mi anne? Efendim? Annen gelecek mi nişana, anne yengeli? Annem, ailem buraya gelmeyecek. Sadece istemeye gidecekler İzmir'e. Nişanı burada yapacağız. Gayriyetten nişanımız da olacak. İstemeye gidin, isteyin de öyle nişan olsun bari. Çünkü ailelerin izni olmadan İsteyin. İstemiyoruz biz. İzinsiz kaçak gelmedin değil mi buraya? Kaçak hayır, yapmıyorsun değil mi? Yok. Aman. Yok izliyorlar. Konuştum ben ailesiyle. Konuştum. İyi, tamam, konuştuysan tamam. Hadi mutluluklar. Peki. Perşembe nişanımız var. Çıkın çıkın gelin bacım. Hadi Allah tamamını erdirsin. Buyurun. Peki. Özer'e söyledik. Dedik ki iyi düşün. Bu kız tamamen temiz hisleriyle sana bağlanmış. Çok da ısrarcı. Ama sen iyi düşün. Kalbi kırılmasın dedik. Seda Hanım. Son iki kişiden Tayfun'un ve Elmas'ın annesinden de yorum alabilir miyim? Elmas'ın annesinden. Onlar meşgul. İkisinden Ayten, konuşuyorlar şu Özer an. Özer senden yorum istiyor Selma ile ilgili. Ne hali varsa görsün Pardon, diyecek. Mikrofonu var onun. Ne diyorsun Ayten? Özer çok efendi. Selma da isteyip duruyor bilmem orada. Seviyorum. Ben anlamam Seda Hanım. Sevmediğim için kimseyi. Sevenlerden de anlamıyorum, bilmiyorum. Ben seni Allah'ı seviyorum, bir de çocuklarım. Halbuki sen çok iyi anlıyorsun. Evet. Ben Tayfun'un annesini... Özür çok efendi, iki sezondur takip ediyorum. Hiç bozmadı o defendiliğini. O gün yanlış anladınız, özür diliyorum ama... Tabii ki ben de böyle bir ortamı yeni gördüm daha. Özer'i seviyor, orada komşularım da seviyor. Hakikaten çok efendi çocuk. Teşekkür ederim. Yani kendi bilir kaç yaşında, aklı başında ama... ben bir şey diyemem. Ben isminizi bilmediğim için Tayfun'un annesinden Nazire. Bir şey... Nazire Hanım, size bir şey sorabilir miyim? Benim şu anda yaşadığım olayı Tayfun yaşasaydı, yani Tayfun'a birisi gelip ondan sonra ikinci kez böyle çiçekler, işte çikolatalar yapsaydı, siz ne düşünürdünüz bir erkek annesi olarak? Ben çok üzülürdüm. Efendim? Üzülürdüm. Kıza mı üzülürdün, kimi? Hayır yani oğluma üzülürdüm yani ne bileyim. Çünkü şimdi burada seven kız geliyor iki seferdir. Kız çok seviyor, oğlan değil. Ne yapardın? Şu an onlara cevap verecek durumda değil. Onun kafasında 2000 tilki geziyor, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Neyse tamam o zaman. Yine de... Ben yorum yapmak istemiyorum. Tamam. Yapma. Aklı Tayfun'da onun. Tamam. Yapma hayatım. Tamam. Evet. Peki. Haklı. Şu an onun kafası çok karışık. Biraz kendine bıraktık. Konuşacağız. Filizciğim yorum yapacaktı. Evet hayatım. Özer bayanlara karşı güven duygusunu kaybettiğini söylüyor. Selma bu güven duygusu ona çok fazla verecektir. Çünkü Özer'i tek geçiyor. Olursa Özer olacak diyor. O yüzden dolayı bence olur, güzel de olur. Çok aşık bir insan var karşında Özer. Değerlendir diyorum. O zaman karar anı başlasın. Hadi Özer ve Selma için. Evet Özer, kararın nedir? Selma çiçeklerle, böceklerle, sepetlerle geldi. İkinci kez geliyor sana ve üçüncü kez de geleceğim gerekiyorsa diyor. O kadar seviyorum diyor. O zaman şöyle söyleyeyim ben Uğur Bey. Ben hani bunu kanla olmasın. Hani Gürkan'ın ve arkadaşların dediği gibi hani çiçeğe, çikolataya aldanıp da kandı muhabbeti olmasın. Ben gerçekten Selma'nın bana karşı bir şey hissettiğini şu anda daha iyi anlıyorum. Yani en azından bana karşı bir şey hissettiğini anladım şu anda. Ama ben onunla bu konu hakkında konuşmak istiyorum. İzin verirseniz çay içeceğim. Peki. Daha sonraki hani bir şey olursa devam edeceğim. Olmazsa da daha sonraki bu çıkmalarını kesmek babında. Peki. Buyurun anladım. Efendim. Peki. Buyurun. Hakkınızı ayırın. Yeni bir buluşturma için İrem geliyor. Kız senin de derdin neydi senin? Bilmiyorum ne derdin var. Kız senin yar senin de derdin neydi senin? Bilmiyorum ne derdin. Senin. Evet, Ferhat gibi dağları delecek biri gelmiş İrem sana. Davet ediyoruz. Ferhat Bey geliyor efendim. Buyurun Ferhat Bey. Unutup acımı alacağım ötürü. Aslında o zaman görecek gücümü. Onun da yerini biri dolduracak. Kadere inanırım. Olacak. Hoş geldin.
geldin Ferhat. Hoş bulduk. Buyurun konuşun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben kendimi tanıtayım. Adım Ferhat, 35 yaşındayım. Kocaeli Darıca'dan katılıyorum. Bir evlilik yaptım, kısa süreli. Çocuğum yok. Tekstilde çalışıyorum. Seni gördüm, beğendim. Hoş ve güzel bayansın. Talip olmak istedim. Nerede yaşıyorsunuz? Kocaeli Darıca. Kocaeli'de. Evlenince orada mı yaşamayı düşünüyorsunuz? Nasıl isterseniz. Yani tabii ki Darıca, Kocaeli bölgesi. Dün tutturmuştun Mersin'den başka bir yerde yaşayamam diye. İstanbul'da yaşayamam dedim Seda abla ben. Ha, pardon. Kocaeli güzel bir yer, çok güzel Kocaeli bir yer. Kocaeli bölgesi güzeldir. Çok güzel. Darıca'da yaşarsın o zaman. daha da nasılsınız? Evet. Şükür olsun. Bu arada Seda Hanım, Ahmet Şükrü abimizin sizlere çok selamını iletiyorum. Teşekkürler, kendisiyle sağ olsun. Telefonda görüşüyoruz. Annesi rahatsızmış, geçmiş evet. olsun. Geçmiş. İyileşir iyileşmez gelecek İnşallah. Annesi iyileşince. Bekliyoruz. Ahmet Şükrü Bey, sizi çok özledik. Lütfen gelin. Lütfen. Anneniz için tekrar geçmiş olsun. Pazartesi lütfen. İnşallah. Geçmiş olsun. Bekliyoruz. Dileklerimizi iletin annenize. Geçmiş olsun. Evet çocuklar. Ben yorum almak istiyorum Seda yorum abla. Yorum kimden tatlım? Gamze abladan. Gamze, kısa kısa yorumlar. Kısa bir şey söyleyeceğim. Her şeyde yani yorumlarda diyorlar ki işte Gamze sürekli yorum yapıyor ama nasıl yapmayayım şimdi? Dün akşam beraber aynı odada uyuduk. Sabah uyanırken yüzüne güller dökerek uyandırdım evet. ben onu. Ve bana döndü dedi ki ben senin gibi kocam ol yani. Senin erkek versiyonu olmasını istiyorum dedi uzun boylu böyle. O yüzden pek uyumu olacağını düşüneceğini zannetmiyorum. Çocuk uzun be. Uzun aslında. Ferhat uzun sende. Başka kısa kimden mıyım istiyorsun? Ben, Gamze. Sultan yapacak yorum. Benim... Daha yapılı demek istedim. Tabii arkaya Sultan'a verin mikrofonu. Herkes bana bakıyor arkadaş. Evet Sultan'cığım. Elektrik kalmadı ondan. Ben de olumsuz diyecek. Hissetti Sultan. Evet. Sultan mikrofon eldeyken seslen taliplerine. Ben Sultan Rizeli'yim. 42 yaşındayım. İki evlilik yaptım. Emekliyim. Maddi problemim yok. Hem İstanbul'da hem Rize'de kendime ait dairem var. Ayrıca ortak evler var. Oh. Taliplerimi bekliyorum. Maşallah. Ama senin gibi görme engelli olmayacak onu evet, söyle. Evet, engelli olmasın. Çünkü senin gören birine ihtiyacın evet, var. Evet, doğru, tamam. doğru. Gören harikasın Sultancığım. Kişi olsa daha iyi olur. Yani elektrik benim. Olmadı diyor, evet. Hissettim diyor Sultan. Peki Semih bir şey söyleyecek. Arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk Semih abi. İkisinin tarzı çok farklı Seda Hanım. Evet. Bu iş olmaz yani kesinlikle. İrem Hanım'ın çok farklı. Ondan dolayı da olmaz yani. Ferhat bilerek gelmişti niye? Canım. Niye belki oğlum. Çocuk burada öyle özel hayatında belki çok... Şimdi Ferhat çok sakin burada. Ya işin hem sakin ya sakinlikten Hanım, değil de işin iş sonuçta yani işinden gücünden fırsat bulup sosyal faaliyetten ya tabii ki, yapabilecek ben de... mi? Herkes gibi eğlenmesini severim hani yerine göre, yani. Şartlara göre, durumlara göre. Yani sonuçta herkesin kendine göre hani sevdiği bir şeyler vardır. İrem'in işi dans ve müzik Ferhat. Senin dans eğitimi benim biliyorsun. Tekstil Uğur Bey. Tekstil. Giyim üzerine. Evet. Aynı zamanda şoförlük. İrem geçen gün oynamadın. Bugün oynarsın be. Keyfin yerinde mi? Yok oynamayacağım. Ama sen öğretmezsin. Dans et dedim hayır. Etmen lazım. İstemiyorum dans etmek. Öyle mi? Peki talebelerin olduğunda böyle canın istemediği zaman ne yapıyorsun? Diğer hoca şey yapıyor ders veriyor. Ha, diğer hoca. Sosyal medyada Tayyip canını hoca sıkıyorlarmış onun şöyle evet, oynuyor böyle oynuyor diye. Ne diye? O yüzden değil mi sosyal medya? Kötü mü oynadı demişler? Yok yani de farklı yorumlar işte o yüzden dans etmek istemiyorum ben. Aa biz bayıldık. Ha dans kendini göstermeye mi çıkmış diyorlar. Ama ne bakıyorsun onlara boş ver. Gürkan alo de çocuğum telefonum var. Fatma Hanım alo Gürkan. Merhaba Fatma Hanım. Nasılsın Gürkan Bey, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şu kameraya. Ben de iyiyim, teşekkürler. Nereden arıyorsunuz? Adana'dan arıyorum ben. Adana'dan, yakınız. Yakınsınız. Güzel. Yaş kaç? Evet. 25 yaşındayım. Evlilik yaptınız mı daha önce? Hayır, daha önce evliliğim olmadı. Anladım. Gelmeyi düşünüyorsunuz değil mi? Bekliyorum davet sizi. Et. Evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Ne zaman gelebilirsiniz? Cuma günü gelebilirim. Tamam, bekliyorum o zaman sizi. Benim yalnız size sormak istediğim bir şeyler var. Buyurun. Şimdi ben bir arkadaşım
sayesinde gördüm sizi. Evet. Kendisi sizi çok iyi tanıyormuş. Bana dedi ki daha önce dedi yanında olan İrem Hanım'la daha önce bir ilişkisi olduğunu söyledi. Ve sizin böyle hani daldan dala atlayan o biri olduğunuzu söyledi ve ben açıkçası biraz geri çekildim. Ne olduğunu böyle durumlarda ne olduğunu? Daldan dala atlıyormuşum. Onu söylüyordu arkadaş. Adam burada oturuyor kaç aydır daldan dala atladığı falan yok. İşte ya. Kendini bozmuyor. Gayet efendi bir çocuk. Evet öyledir Seda Hanım ama ben hani birinci ağızdan dinlemek istedim açıkçası. O yüzden Gürkan Bey'e... Yok ona inanıyorsanız gelmenize gerek yok. Hiç boşu boşuna adam buraya kadar yorulmayın. Hayır, yani ben böyle şeyleri sevmem. Istiyorum. Hem yok, milletin lafına bakıp beni burada şey yapacaksanız ben daldan dala atlayacak olsaydım Mersin'de... Gürkan Bey şöyle söyledi. Fatma Hanım Gürkan Bey dedi ki biz İrem'le çok yakınız. Çocukluk arkadaşıyız. Beraber büyüdük. Acaba onu siz veya oradaki insanlar hani... Yanlış anladılar aramızda bence. Bir şey var mı anladılar? Öyle mi anlaşıldı ya, acaba? İlk Tayfun'la dediler. Şimdi Gürkan diyorlar. İrem'le hani... ilgili demiyor ama bunu. Hayır İrem'le ilişkisi İrem'le varmış mi dedi. İrem'le ilişkisi varmış duyamıyorum diyor. Beni dinliyor musunuz? Ben şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu kişi daha önce Gürkan Bey'le ilişkisi olan bir kişiymiş. Ben de bunu sonradan öğrendim. Tamam ben size bir şey demek istiyorum Fatma Hanım. Gürkan'ın eski sevgililerine inanıyorsan niye buraya arıyorsun? Yok, Fatma ben Hanım, onu anlamıyorum. Beni dinliyor musunuz? Evet dinliyorum. Evet Gürkan Bey. Rica ediyorum gelmeyin. Tamam teşekkür ediyorum Gürkan sizden. Ben böyle muhabbetleri sevmem. Dedi. Geliyorsan buraya geleceksin aslan gibi. Ben burada aslan gibi oturmuşum. Daldan dala atlayacak olsam ya Allah için. Teşekkür ediyorum aradığınız için. Allah'a Gürkan, emanet olun. Gürkan bence şöyle de gel de buraya ki onun gerçek bir insan olup olmadığını anlayalım. Gerçekse ama doğru söylüyorsa gelir. Gürkan, belki gel uyduruyor şuraya, gelemeyecek şuraya bile. Gürkan burada son derece arkadaşlarına olumlu yaklaşan, çok güzel dinleyen, yorum çok doğru yerinde yorumlar yapan çocuğumuz. Çok da terbiyeli, çok da saygılı. Tayfun gibi onu da çok seviyoruz. Bu çocuğun kimseyle böyle bir şey olmadı. Ne Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Hay yavrum. Şimdi şöyle bir durum var. Ben böyle bir şey duydum. İnandığım için öyle bir şey olmuş olsa zaten ben arama gereği ama bunu söylemeniz bile size yakışmıyor. Ben yakıştırmıyorum şahsen. Haklısınız. Ki bunu söyleyen bir insanla da ben ömür boyu yaşayamam. Teşekkür ediyorum sizden. Ama beni dinlemenizi istiyorum Gürkan siz Bey. Siz zaten söyleyeceğinizi söylediniz. Ben dinledim sizi. Siz de hayır, beni dinleyin. Hayır yanlış anlaşılma oldu ama. Benim demek istediğim ben hani böyle bir şey duydum ama ben sizden dinlemek istiyorum. Hani sizden inanacağımı düşündüğüm için. Hani ya öyle bir şey olsa Allah rızası için benim burada ne işim var? İrem'i ben tamam eyvallah ben kendim getirttirdim buraya kadar. Kızın niyetinin ciddi olduğunu bildiğim için getirttirdim. Ki o benim çocukluk arkadaşım. Kız defalarca bunu burada izah etti. Ve iki gün önce de annesiyle babasıyla konuştum ben. Hatta babası bana çok nasihat verdi. Hani dedi kimsenin sözüne bakma etme. Şimdi Tayfun bitti. Gürkan başladı. Şimdi acaba hangisiyle adımı çıkartacaklar çok merak ediyorum. Boş verin takılmayın böyle şeylere. Ya ama cidden yanlış anlaşıldım. Ben böyle olsun istemedim. İşte yanlış anlattığınız için yanlış anlıyorum ben. Aklı başında bir insanım. Ne demek istediğinizi ben çözdüm. Siz o arkadaşa... İnanıyorsanız gidin onunla evlenin. Bana hiç yapmanıza gerek yok. Gelmenize hayır, yok, gerek yok. Hayır ben inandığım için değil zaten. Gürkan Bey bakın ben hemşireyim. Adana'da çalışıyorum. Adana'da yaşıyorum. Allah kolaylık hani böyle versin. Böyle bir duyum aldığım için size sormak istedim açıkçası. Yani kötü bir amaçla arayıp ya da size rencide etmek amacıyla da aramadım ben. Peki hayatım. Allah kolaylık versin. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. İstemiyor gelme diyorsan. Yorma kendini boşu boşuna. Kızdırdın çocuğu. Bak çocuğu küstürdü. Gürkan istemiyor ama evlenmek istersen gel başka taliplerle. Burada efendi efendi oturan bir insanım. Her zaman. Ona şey söylüyorum ben arayan insan bunu derse Gürkan'cığım, bana gönder. Biz çok memnunuz sizden. Çok teşekkür ederim abla. Her zaman çocuğum her zaman da arkanızdayız yanınızdayız. Evet. Çok terbiyelisin çok saygılısın çok iyi yetiştirilmişsin. Babanla da konuştuk o gün telefonda. Tayfun'la Elmas'ın evliliğiyle ilgili. Çok güzel yetiştirmişler Tayfun'u da seni de. Boş verin. Herkes için herkes bir şey söylüyor. Derler ya elin ağzı torba değil ki büzesin. Doğru. Böyle söylentilere bakarsanız oho. Özer'le Selma çaya geçince Abdurrahman orayı niye terk ettin? Ne kalktınız kız gittiniz oradan siz? Abdurrahman'la şey... Sanki bu orada. Gelin Abdurrahman Hanife gelin böyle. Abdurrahman niye gittin? Gel Hanife. Ne oldu? Gel Abdurrahman. Mikrofon ver. Heh. Ne oldu Hanife? Abdurrahman mı dedi kalk gidelim? Kalkın.
olunca ben de kalkayım dedim yani. Abdurrahman niye kalktın annem? Aynı masaya Özer gelince kalkayım mı dedin? Aynen öyle. Şimdi normalde ben Hanife'nin Özer'den yan yana değil. Hiçbir zaman isminin geçmesini istemiyorum. Ben buraya işimi gücümü bıraktım, geldim. Dükkanımı kardeşime emanet ettim ve ciddi niyetten geldim. Evet. Doğru söylüyorsun. Hani şunu da yine söylüyorum. Ona göre yani. Eğer ki yine ben kendisine de söylüyorum. Eğer ki hala içinde ona karşı bir hisleri ya da bir şeyleri varsa ben yolumu alır giderim. Evet. Benim işim var, gücüm var. Ben buraya beklemeye de gelmedim. Benim niyetim ciddi. Evlenmeye geldim. Ama niyetin evlenmekse de gel perşembe günü basalım nişanı diyorsun. Aynen diyorum abi. Benim zaten ona karşı hala hislerim olsaydı derdim orada otururdum. Ya ama, da olumsuz derdim. Yani. Doğru. Ama öyle bir düşünce yok. Ben normalde kıskanç bir adamım. Aşırı bir şekilde kıskanırım. Sevdiğim insanı aşırı niye bir şekilde kıskanırım. Bir de bir şey bilemem Hanife ona mi? Göre artık dikkat et diyor. Şu anda gönlüm yok diyor. Herhangi bir şeyim yok diyor. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Şu çiçeğim de orada kalmış. Onu da alabilir miyim orada? Al çiçeğini orada kaldı. Çiçeğini de al. Özer'in yanında kalmış çiçek. Onu da al. Ver Özer çocuğun çiçeğini. Değişik bir model oldu. Ne yapsın öyle bir şey. Kıskanç. Çocuk haklı. Haklı çocuk. Bir sürü mevzu konuşuldu çünkü burada haklı. Sen bu çocukla evlen git. Bu sana yani, bakar, seversin. Hemen evlilik olmaz. Sonuçta çaya çıkıyoruz. Tanıyacağız birbirimizi. İnşallah. Tabii ki iki gün bir müddetimiz var. Ben fazla bekleyemem. Konuştunuz değil mi? Çocuğunu falan, her şeyini, bütün çocuğunu. Hani sen de beklemek istemiyordun. Şey işte karşına aslan gibi adam geldi. Beklemiyorum deyip de ama ertesi gün evlenemem ki. Ha tabii. Sonuçta bu evlilik iki gün sonra boşanmak değil. Yani doğru. Hayır deme hemen diyorum. Gidin bir yemek yiyin. Yani şu bizim şu yukarıdaki kokoreççi var, oraya gidiyor. Yok hayır, ben şöyle bir Ortaköy'de daha önce ben şeyde çalışmıştım. İsim verme, marka verme. TV'de. He. Evet. Orada daha önce çalıştım. Orada çok güzel bir ulusta güzel bir mekan var diyorsun. Evet, mekan oraya davet ediyorsun. Tabii ki oraya götürmek bak, istiyorum. Bak seni güzel bir mekana İstersin, davet ediyor bir, isterse. Hadi. Boğaz'a karşı yemek yemek istiyorum. Boğaz'a karşı. Boğaz'a karşı. Ne diyorsun Boğaz'a kavur? Olur. Olur. Buyurun, buyurun. Aferin. Aferin Abdurrahman. Tamamdır yani. Tuttum nasıl? Seni. Buyurun. Güzel, bu iş olur inşallah. Hadi bakalım. Buyurun. Özer, oradan kalk. Dikkatlice gel. Gel küçük Özer. Gel. Bu da öteki Özer. Gel küçük Özer. Fidan Hanım telefondaymış. Alo de. Alo. Tamam, açık açık. Merhabalar Fidan Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun Özer Bey. Nereden arıyorsunuz? Adana. Adana'dan. Bugün Adana'dan bugün gidiyoruz. Demek ki de Adana'dan. Kısmetimiz açık Adana'dan bugün. Ben 9 Aralık'tan beri arıyorum. Şu an daha yeni başlıyorum size. Evlilik yaptınız mı daha önce? Bir evlilik yaptım, ayrıldım. Çocuğunuz var mı? İki çocuğum var. Biri erkek, biri kız. Siz benim yanımda. Maşallah. Evet. Erkek babasının yanında. Velayet, çocuğun velayeti benim yanımda. Erkeğin velayeti babasının yanında. Maşallah. Allah bağışlasın. Teşekkür. Allah. Babasıyla birlikte galiba diğeri, öyle mi? Evet. Evet. Aha, babasıyla diğeri birlikte, evet. Evet, çalışıyor musunuz yoksa ev hanımısınız galiba? Şu an çalışmıyorum. Ben bir terapistlik yaptım. Aha. Gelebiliyorsanız gelin. Ne zaman geleceksiniz? Ne zaman gelebilirsiniz? Ben bu hafta değil de önümüzdeki hafta olabilir. Tamam olduk tabii ki. Benim ama ben sizin kriterlerinizi pek fazla bilmiyorum. Sadece Özlem Hanım'la oturup konuştuğunuzu gördüm. O esneden beri sadece arıyorum, sizi ulaşamadım. Ya kısa bir şekilde anlatır mısınız? Tabii ki, ben 36 yaşındayım. İki evlilik yaptım. Bir tane 10 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın. Ben de fizyoterapist olarak çalışıyorum. Aha. İstanbul Şişli'deyim. İstanbul Şişli'deyim. İstanbul Şişli'desin. Evet. Ha, anladım. Ama ben şu an çalışmıyorum. Problem yok. Teşekkür ettim. Rica ederim. Peki. Önümüzdeki hafta isterseniz gelebilirim. Tamam, tabii peki. Ki bekliyorum. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Mehmet'in annesi Nesrin, yanımıza bir gelsene hayatım. Ayşe mikrofonu getir. Gel Nesrin abi. Hah, elinde var mikrofon, tamam. Mehmet sen de gel, anne yengilin yanına çocuğum. Gel. Gel Mehmet. Nesrin oğlunu kimselere kıyamıyor, veremiyor da. Sana nasıl bir gelin adayı gelsin? Sen söyle bakayım kriterini kayınvalide olarak. Yanına yakışacak, boyuna yakışacak, şöyle siyah saçlı,
Siyah saçlı. Güzel bir bayan bekliyoruz. Hiç evlenmemiş. Hiç evlenmemiş. Çünkü, evet. Çünkü senin oğlun hiç evlenmedi. Evet, benim oğlum hiç evlenmemiş. O yüzden. Diyorlar ki burada o Mehmet orada oturuyor, onun evleneceği falan yok. Onun annesi kimseyle evlendirmez diyorlar. Yok canım, olur mu öyle şey? Yanına yakışacak biri olduktan yakışacak. Sonra tabii ki. Neden olmasın? Nasıl biri yakışır yanına, bir tarif et bakayım. İşte boyuna, posuna yakışacak. Yanına boyu, yakışacak biri. Boyu poslu olacak. Evet yani, evet. Boyuna yakışacak, yanına yakışacak biri. Mehmet, annenle konuşur musunuz böyle gelin adayları hakkında? Annemin şunu, özellikle şunu istediği dediğim bir şey var mı? Hani şöyle olsun dediği. Evet Seda ablacığım, işte hani sadece demin Nazire teyzenin de söylediği gibi en çok biz saygıya önem veriyoruz. Annem de önce kesinlikle evet, saygı. Onlar da Mersin'den geliyorlar. Evet. Nazire de Mersin'den geliyor. Mersin'den çocuklar zaten birbirlerini de tanıyorlar. Gürkan. Hem Metin. Aynı mahallede oturuyoruz zaten. Aynı mahalledesiniz tabii, değil mi? Evet. Nazire'cim senin gibi Nesrin'i de çok seviyoruz. Sağ olun. O da evladını düşünüyor her anne gibi. Evet. Ama şunu da söyleyeyim, eğer anlaşırsak hani mutlu olacağıma inanırsa evlenmiş ayrılmış ya da bir nevi bakabiliyor yani. Hı. Onu da söyleyeyim. Sadece çocuk olmasın. Çocuk olmasın evet. Değil mi? O sen söyle. Çok takıntılı biraz. Hayır, artık hayır. En son. Heh, bak. Hayır hiç evlenmemiş olacak Mehmet. Ha, evlenmiş ayrılmış da olamaz Mehmet. Hayır hiç evlenmemiş olacak. Yanına yakışacak, boylu poslu birini. Dolayısıyla Mehmet'in kriterini annesi evet. Nesrin açıklamış oldu. Benim oğluma hiç evlenmemiş kız gelecek. Aynen. Çünkü benim oğlum hiç evlenmedi. O doğru kadar. Mudur Nesrin? Aynen efendim, evet. Evet, bundan evlenmiş, sonra ayrılmış kişi gelmesin. Hiç evlenmemiş olacak. Gelmesin, bizi de uğraştırmasın. Nesrin'le birbirimize giriyoruz ikimiz valla. Evet. Bu çocuk yüzünden. Evet. Değil mi? Evet. Peki hayatım, şöyle çok alıyoruz seni. Sağ olun. Mehmet sen de yerine otur yavrum. Karar anı başlasın. Evet İrem. Ne dedin yüksek sesle İrem? Olumsuz. Zaten kimi alacak? Evet, sadece Nimet alacak. Anlamadım. Kim beni alacak? Ne oluyor ya? Kim konuşuyor? Selma? Beni mi alacak? Selma Özer'i köşeye sıkıştırmış, beni alacaksın diyor. Sesini de sesçi arkadaşımız İrem'in sesini açacağına Selma'nın açtı. Bir anda beni alacaksın. İrem de diyor ki ben böyle bir şey demedim diyor. O da kim şaşırdı. Beni alacak diyor. Ne oluyor diyor. Sesçi arkadaşımız yanlış mikrofonu açınca yakalandılar. Selma Özer'i sıkıştırmış diyor ki beni alacaksın. Selma alacak mı Özer seni? Hayır. Utandı kız. Bu da burada utandı. Ben böyle bir şey demedim diyor. Ne diyorsun İrem? Olumsuz Seda abla. Olumsuz. Hayırlısı Ferhat. Hayırlısı. Buyurun efendim. Benim için bir şey değil. Evet, sıradaki buluşturmaya geçiyoruz. Locanın en cool kadını geliyor. Nimet geliyor. Çak bir selam canım baksana. Alev alev yanışıma. Hoş geldin Nimet. Nimet'i hoş istemeye geldin gelmişler. Hayatım. Hoş bulduk Senan. Evet, Ali Beyler gelmiş Nimet'i istemeye. Buyurun Ali Bey. Dün gece çok aradım, aradım bulamadım. Kırılası çöpçüler, aşkımızı kırmışlar. Merhaba Nimet Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Kendimi tanıtayım. İsmim Ali, Erzurumluyum. Bir evlilik yaptım, ayrıldım eşimden. 10 sene oldu. Üstüne de yalnızım. Evet. Bir yerde şef garsonluğu yapıyorum, çalışıyorum. Kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım. Güzel. Beni hiç dinlediniz mi? Sizi devamlı dinliyorum burada Kerem. Cuma günleri izinli olduğum zaman dinliyorum. Peki beni biraz anlatabilir misiniz? Vallahi sizi nasıl anlatayım yani. Fazla şey yapamadım işin gerçeği. Çalıştığım için biraz 10 dakika ara bir izleyip gidiyorum o yüzden. Şimdi benim hakkımda bilgileri biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. İsterseniz kısa anlatayım ben size. 36 yaşındayım. Evet. Hiç evlilik yapmadım. Orada bir evlilik yapmış, çocuğu yok yazıyor ama evet. 17 sene önce kendi öz yeğenimle bir formalite icabı nikah yaptım yurt dışına gitmek için. O da olmadı. Evet. Ondan dolayı, yoksa normalde hiçbir evliliğim yok benim. Hiç evlilik yapmadım. Şu anda tek yaşıyorum. Annem babam vefat etti. Başın sağ olsun. Hayatta hiç kimsem yok diyebilirim. Şu anda hiç kimsem yok.
Benim dayım, benim dayım. Annem vefat etti. Babam var ama evlendi. Babam yalnız yaşıyor. Kendimi misafirim Allah'tan. Kimseye fırsat vermiyorum. Yalnız. Çocuğunuz var herhalde. İki tane oğlum var. Annesinde. Özel konuşuruz. Müsaade ederseniz. Annele kalıyorlar. He. Yalnızım. Spor yapmayı severim. Eğlenmeyi severim. Çok güzel. He. Ağır başlı olduğun için hoşuma gittin. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Tabii yerinde yapılması gereken neyse o tarz hareket ediyorum. Normalde çok ağır bir insan değilim. Eğlenmesini, gülmesini ben de seviyorum. Aynen, aynen. Ama atmosfere göre hareket ediyoruz tabii, tabii takdir tabii. edersiniz. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu kadar, ne sorabilirim? Tanımlarsın. Nerede yaşıyordunuz? İmraniye'de, Çakmak'ta oturuyorum ben. Anladım. Yalnız yaşıyorum. Yalnız yaşıyorum. Biraz konuşun siz. Ayten, tatlım benim. Konuşuyor mu arada bir dünürüne? İki laf bir şey söyleyin. Birbiriniz ayol. Konuşuyor. O sordu mu cevaplıyorum ben. Ayten abla, Fransa'ya davet etsene Nazire evet, teyzeyi. Evet, etsene. Gel bir gör Fransa'yı da. Komşularını görsün. Seni orada ne kadar seviyorlar onu görsün. Zaten ilk önce onu düşündüm Seda Hanım, Uğur Bey. Dedim Tayfun'la kız evlenirse annesi de benim gibi yalnız. İnan ki onu düşündüm. Evlenmeden önce bir gelip görsün. Ya, evet. Onu Fransa'yı. Komşuların seni nasıl seviyor onları gör. Bir Paris'i, Şanzelize'yi bir gezin şöyle el ele kol kola. Olmaz mı Nazire teyze? Oturdukları yer yakın mı Şanzelize'ye? Yakın mısınız? Paris, siz Paris'e değildi değil mi? Nerede oturuyordunuz? Biz 39 Lyon'a yakınlık şura bildik. Lyon'a yakın oturuyorsunuz. Ha. Evet, tamam. Yakın oralar. Nazire bir gidersin bakarsın hayatım. Bak komşularını seviyorlar onu. Buradan öpüyoruz bütün Ayten'in bütün komşularını. Ben de öpüyorum Fransa'ya komşularını. Selamlar. Bizi izleyen bütün Ayten'in dostlarına ve o yurt dışında yaşayan, Paris'te yaşayan, Fransa'da yaşayan dostlarımıza. Nazire gidersin bir, gitmez misin? Bilemem, nasip kısmet Seda Hanım bilemem. Belki giderim, ne diyeyim bilmiyorum ya. Olabilir. Olabilir diyor bak. Senin komşuların da izliyor şu an yani, değil mi Nazire? Arkadaşların, tabii. ahbapların. Evet, evet. Onlara da selam söylüyoruz. Öpüyorum buradan Nazire'nin bütün komşularını, arkadaşlarını, evet. ahbaplarını. Mersin'den selam getirdim Mersin'e size. Selamlar. Mersin'e selam, Adana'ya selam. Anlata anlata dilinde tüy bitti. Şu kapıdan içeri nasıl biri girsin? Uzun boylu, esmer. Bu sözler tartışma nedeni oldu. Ben biraz dağınık erkek seviyorum. Sonunda Dursun'la muradına erdi. Alana kadar geleceğim yani, başka bir şey yok. Helal olsun alana sana. Bir erkek kadın istediği zaman uğraşacak yani birazcık. Hmm. Ve artık nişan zamanı. Evet derse çarşamba günü nişan yapmak istiyorum. Yarın canlı yayında. Evet, evleneceksen gel devam ediyor efendim. Yarın nişan var. Yarın nişan Pakize var. Pakize ile Dursun'un. Pakize'yi sonunda nişanlıyoruz. Oh. Pakize Hanım nişanlanıyor. Vallahi Pakize'ye çok özel şeyler yapacağız. Şemman 6 senedir evlendiremiyorlardı. Bak benim uğurum. Maşallah. Ya. Bravo. Pakize'ye çok özel şeyler yapacağız. Perşembe de var herhalde yarın nişan. Yarın Pakize ile Dursun'un nişanı. Doğru söylüyorsun. Perşembe, Perşembe günü Muammer ile Ayşe'nin nişanı. Cuma günü Yusuf'la Dönen'in düğünü. Oh, nişanlar düğünler için. Allah'ım da bir şükür. Nişanlar Yusuf'la düğünler. Döne. Doğru evet. mu söyledim? Ha. Çok güzel. Nimet nişanlar, düğünler. Görüşüyor gördüğünüz gibi. Hayırlısı olsun. Selma Özer'i nikaha ikna etmeye çalışıyor. Pazartesi yetiştirir o. Nazirem'le Ayten'imle yarın konuşacağız. Nazire biraz daha yumuşasın. Allah'ın izniyle yarın burada olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.